Değerli izleyenler, Kanal E, Kanal Fırat ekranlarına, Fırat Masası programına hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli canlı yayın konuklarımız bizlerle. Elazığ Tarihi Kapalı Çarşı Dernek Başkanı Hasbi Yargıç Demir ve yine Elazığ Tarihi Kapalı Çarşı Dernek Başkan Yardımcısı Evren Sesli bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi nasılsınız? İyi akşamlar. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Elazığ'ın tanıtım günleri, yöresel ürünler fuarı başlayacak. İnşallah yurdun dört bir yanında da Elazığ rüzgarı esecek. Dilerseniz başlayalım. Programın akışı nasıl olacak? Hangi illerde başlayacağız? Başkanımla başlayalım. Evren Bey sonra size geçelim. Olur mu? Tabii. Başkanım şöyle bir çağrışımızla başlasın. Evren Bey'e söz hakkı tanıyorum çünkü fuarlar konusunda kendisi benden daha da uzman ve de fuarlarımızın... İsterseniz şöyle yapalım başkanım, çarşımız hakkında bir bilgi paylaşmak isterseniz şöyle çarşımızı kısaca bir değerlendirelim. Çarşımıza olan yoğunluktan bahsedip sonra fuarlarla yürüyebiliriz. Tabii nasıl dilerseniz. Aslında şimdi çarşımız yaklaşık 100 yılı aşkın bir çarşıdır. Tarihi bir çarşı... misyonunda ya da vizyonu hiç eksilmeyen ve cazibesi yitirilmeyen bir çarşıdır. Ya buna bir AVM diyebiliriz. Şimdi normalde bir AVM'nin açılışı oldu. Başka bir AVM açıldığı zaman hem vizyon hem misyon hem cazibesi yitirilir. Ama bizim çarşımız yaklaşık 100 yıl ya daha doğrusu bilinmeyen tarih. Normalde işte çarşımızın tarihi 1926 diye biliniyor. Oysa çarşımız Cumhuriyet tarihinden önce kurulan bir çarşıdır. Çünkü şunu nereden anlıyoruz? Hem çarşımızda olan yaşlı insanların deyimleriyle hem de çarşımızın en eski arşivine baktığımız zaman soyadı olarak bir esnaf geçmiyor. Hep bey diye geçiyor. Onun için yani dediğim gibi 100 yıla aşkın estetiği bozulmayan misyonu, cazibesi, vizyonu eksik olmayan çarşımızın aslında normalde bunu biz halk pazarı olarak da diyebiliyoruz. Yani köylü ürünleri rahatça getirip çarşıda satabiliyor. Rahatlıkla yani peynirinden, etinden, sütünden, baharatından özellikle hani ambalaja girmeden taze taze tüketildiği bir yerdir. Mesela çoğu araştırma neticesinde ambalaja giren ürünler sağlık açısından nahoş görüntüler meydana getiriyor. Ama oysa bizim çarşımızda özellikle yani gıdaların en azından haftalık değişimi vardı. Sürekli sirkülasyon olduğu için hiçbir şeyini, endikasyonunu kaybetmiyor. O konuda kapalı çarşı diyoruz. Ve bu da bizim Osmanlı'dan gelen bir gelenek diye görüyoruz. Yani anlatmak istediğim Elazığ'da anlatırsak işte bir AVM açıldı, diğer AVM'den sonra diğer AVM'nin vizyonu kayboldu. Yeni açıldı diğerin ama çarşının öyle bir şey yok. 100 yılı aşkındır. İlk günkü gibi hareketlilik devam ediyor. Bir de şöyle bir şey vardır. Bir ilin tarihçesi ya çarşısıdır ya tarihidir. Mesela bunu bizim daha önce belediye başkanlarımızdan, valilerimizden duyduğumuz bir sözü aktarıyorum. Elazığ Kapalı Çarşı Elazığ'ın aynasıdır. Çünkü misafiri orada, turisti orada, yabancısı orada. Yani herkes Elazığ'a geldiği zaman Kapalı Çarşı illaki görmek ister. Ama bizim burada sadece bir eksik noktamız vardır. Bizim Kapalı Çarşı'da bir Elazığ'da görev yapan bir şey tanıdım, bir memur tanıdım. Ya dedi ki ben Kapalı Çarşı'nın nerede olduğunu bilmiyorum. Bu en büyük bizim için ayıp. Yani burada vurgulamak istediği kıymetli yani, başkanımın bir yön tabelasına ihtiyacımız aynen, yani var. Aynen şimdi... Hani bir farklı şehire gittiğiniz zaman örneğin gastronominin başkenti Antep sizi her yere yönlendirebiliyor. Navigasyona ihtiyacınız yok. Yani başkanımın burada talebi gerçi makamlara da iletti diye biliyorum. Vali Bey'le de konuştum. Vali Bey'e de ilettik geçen gün. Çarşımızı ziyaret etti yeni valimiz. Tekrar buradan hayırlı olsun diyelim. Kapalı çarşıyı gösteren, yani Çayda Çıra Kavşağı'na geldiğiniz zaman Semra Hanım, şöyle değerimiz olan Harput'u gösterdiği gibi
Tarihi çarşı da bir değerdir bu şehirde. Kapalı çarşı, Grand Pazar, Kapalı Çarşı gibi vesaire. İngilizce yazılı da olabilir. Bundan talep etti. Buyurun başkanım. Aynen. İkinci bir talebim şu anda sağ olsun bizim belediye başkanı Mücahit Yanılmaz'dan sonra Şahin Şerviloğlu'nun yürüttüğü bir çarşı restorasyon programı vardı. Bu restorasyon programı da çarşının orta hali iyileştirildi ama altyapıyla üst yapı çarşının bayağı büyük bir sıkıntısı vardır. Yani altyapı dediğimiz belki de hani tam olarak anlaşılmayan bir tipte yapıldı. Çarşının altyapısı kesinlikle yoktur. Üst yapısı da yok denilecek kadar azdır. Tabii Süleyman Selmanoğlu'na ben şu anda hepsine teşekkür ediyorum. O zaman Elazığ'a bir çatı yapıldı. Çatı şıngılla kaplandı. Şu anda şıngıl da zaten estetiğini yitirmiş bir halde. Yani çarşının kısacası en önemli ihtiyaçlarından birisi altyapıyla üst yapı. Altyapıyla üst yapıdan sonra en önemli şey kapalı çarşının yön tabelaları. Yani ben İstanbul'a ilk gittiğim zaman ben Mısır Çarşısı'na gittim. Ben dedim ki burası kapalı çarşı. Biraz böyle yukarı çıkınca baktım tabela var işte kapalı çarşı. Ben tabelayla kapalı çarşıya gittim. Biz buradan yetkililerden sadece bir ricamız işte. Sadece işte çevre yolundan takiben işte yön tabelalarının çarşımızı göstermesidir. Bir üçüncü husus şunu da belirtmek istiyorum. Çarşımız bayağı dediğimiz gibi tarihi bir çarşıdır ama dışarıdan gelen esnafın çarşının etrafında kurdukları bariyer aşılmadan çarşıya girilmiyor. Yani başkasının mesela çarşı pazarına gittiğin zaman yakınlarında yani hani çarşı... Seyyar satıcılardan mı bahsediyorsunuz? Seyyar satıcılardan değil, kurumsal firmalardan bahsediyoruz. Yani kurumsal firmalar da adeta kapalı çarşı avluk altına almışlar. Yani aslında bir şikayetimiz de ondan. Yani aslında böyle değerli bir çarşı elimizdeyken kesinlikle bu çarşının anlamını bilmemiz gerekiyor. Bu çarşıyı korumamız gerekiyor. Bu çarşıyı sahiplenmemiz gerekiyor. Tabii yani ben aslında dernek olarak ben dokümantasyonun tamamını çıkarmışım. Yani çarşı hakkında bilgi almak isteyenlere de verebilirim. Evet. Ama tek ricamız tabii ki bugün biz varız, yarın yokuz felsefesini düşünürsek çarşımızın gerçekten korunması gerekiyor. İster valilik, tarım il müdürü, kültür il müdürü, kültür bakanlığı, belediyemiz. Yani belediyemiz bir ara özellikle yani bayağı ilgilendi. Sonradan bilmiyorum. Yani sanki aslında biz şöyle bir şeyimiz daha vardı. Biz ahilik kültürünü geliştirmeyi düşündük. Eskiden Osmanlı döneminde ahilik kültürü vardı. Sabah dualarla çarşının açılması, kapanması. Aslında böyle bir gelene devam ettirmek istedik. Hatta müftümüzle bunu istişare ettik. Valimiz, belediye başkanımız, o zaman ESSO başkanı Asilhan Bey vardı. Biz bunu devam ettirmek istedik. İşte bizim biraz altyapımızın zayıf olması buna şey oldu, mani oldu. İkinci bir şeyimiz aslında çarşıda ses sisteminin olmayışı. Yani çarşıda aslında bir ses sistemimiz olsa zaten Müftü Bey de İzzet Paşa Camisi'nin müezzinini görevlendirdi. Her sabah işte ahil kültürünü geliştirip de hani çarşıyı açmak, o kültürde çarşıyı kapatmak, bir nevze olsun işte bir kültürü yaşatma derdimiz vardı. İşte onu da tam olarak başaramadık. Kişi yetkililerden özellikle belediye başkanımızdan onu da talep ediyorum. Seslenmiş olursunuz başkanım. Evet her defasında evet diyor ama nedense belki de Elazığ'ın belediyenin taşkalalarıyla bize vakit kalmıyor. Belki de arada unutmuş olabiliyor. Buradan da tekrar dile getiriyorum. Peki. Başkanım çok teşekkür ederiz bilgilerinizden dolayı. Tarihi Kapalı Çarşı ile ilgili bilgi verdiniz. Evren Bey'e geçelim. Şimdi Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı denilince akla ilk Tarihi Kapalı Çarşı geliyor. Tarihi Kapalı Çarşı'da satılan ürünler, esnaflar geliyor. Neler söyleyeceksiniz bu noktada? Şunu da ekleyeyim hemen geçelim Semra Hanım. Başkanım tabii o konuyu unuttu aslında. Biraz daha yoğun bir gün geçirdi kendisi. Yeni bir uygulama yapmayı planlıyoruz. Evet. Fuarlarımızdan hemen sonra 3D uygulaması tekniğini kullanarak haftalık veya ayın belli günlerinde çeşitli güncellemeler yaparak Kapalı Çarşımızın resmi sitesinde vatandaş 3D uygulamasıyla çarşıyı gezebilecek. Evet. Yani bir şey gibi düşünün. Bir açık hava tiyatro bölümünü geziyorum gibi değerlendirin. Veya bir mesela Efes Antik Kent gibi. Böyle bu gibi yerlere hatta Harput'ta da bu uygulama yapılmıştı. Örneğin yurt dışında yaşıyorsun, hasret kalmışsın. 3D uygulamayla güncel son halini, versiyonunu gezebiliyorsun. Biz de çarşıda il dışında yaşayan, gelemeyen,
yurt dışında yaşayan vatandaşların bu uygulamayı yaparak haftada bir girecek, şöyle tezgahları 3D gezecek. Sanki çarşının içerisinde geziyormuş gibi. Evet. Belki peynirli ekmeği tüketemeyecek ama fırında onun yapılışını canlı canlı izleyecek. Veya orucuk tezgahlarını gezecek. Aa diyecek ki bak ay Eylül'ün sonu Ekim. Üzüm orucuğu çıkmış. Yani bu noktada aslında alışverişi de tetikleyebilir değil mi Evren Bey? Yani zaten ticaret yapılıyor. Kesinlikle. Evet. Hedefimiz o. Yani 1000 kişiye izlettiğin vakit o pazara 100 kişiyi çekersin. Evet. Çünkü o ürünü orada gördüğü vakit hem göze hem mideye hitap etmiş mutlaka oluyor. Bir esnafımıza ulaşıp ürünün dışarıya sevk edilmesini burada da sağlayabiliriz değil mi başkanım? Bu da güzel bir uygulama olacak. Başkanım, Elazığ'da yani bölgede kullanılan tek çarşı olabiliriz. Çünkü araştırdığımız zaman başkanım araştırma yaptı. Diyarbakır'da olsun, çevre illerde, Antep'te dahi yok. Yani, Yani Diyarbakır'da da yok. Yok. İlk olacak. Biz bunu planlıyoruz ve fuarlardan sonra ciddi bir kafa yorup bunu da En kısa sürede gündeme getireceğiz. Evet, inşallah. Tabii ki aslında şöyle bir şey daha özetleyebilirim. Aslında biz fuarlara gittiğimiz zaman Elazığ ürünü tanıtımından daha çok biz gurbete satışa değil memleketi özetlemeye gidiyoruz. Evet. Daha doğrusu Elazığ'ın sevgisi, Elazığ'ın sempatisi, Elazığ'ın canseverliği. Bazen işte geliyorlar gardan alalım ne desin. Yani küçük bir hatırlatma bile o özlemi hatırlatıyor. Adamlar işte aslında Elazığ esnafı değil. Elazığ'ın özveriliği gelmiş buraya. Yani aslında biz yani dediğim gibi satışadan daha yani ziyade Elazığ'ı tanıtmaya gidiyoruz. Veya diyor ki 10 senedir gelemedim. Sonra diyorsun ki ya ablacığım niye gelemedin 10 sene? Bak yakın bu bahsettiğim Mersin. Yakın bir lokasyon. 500-550 kilometre Elazığ. Hani niye gelmediniz diyorum. Yakın bir şehir. Ya diyor çocuklar çalışıyor. Yıllar önce gelmişiz. Evet. Çok da özledim. Şivemizde. Keşke bir avuç da toprağını getirseydiniz. Aynen. Güzel şeyler duyuyoruz. Evet. Güzel şeyler o duyuyoruz. O zaman fuara artık geçelim. Tabii buyurun. Efendim şimdi hedefiniz yurdun, Türkiye'nin dört bir yanında Elazığ rüzgarını estirmek. Peki hangi şehirle başlıyoruz? Neler söylemek istersiniz? İlk kiminle başlayalım? Yani bu sene planımız çok. Bu sene planımız çok. Hatta Odalar Birliği Başkanımız var. Kendisine buradan selam olsun Turan Bey'e, Turan Kurnaz'a. Kendisi İstanbul için şu anda bir etkinlik planlıyor, düşünüyor. Bizler de duruma vakıfız. İlk durak İstanbul olacak gibi duruyor tarihte. Boşluk olursa, çünkü diğer illerden de talep var. Bu tanıtım olayını Gaziantep, Rize, Hatay, Trabzon, Ordu, böyle lokomotif birkaç şehir var. Bunlar çok üstüne titreyerek işler yaptıkları için ve muazzam bütçeleri var. Yani 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon gibi bütçelerle bu organizasyonları planlıyorlar. Yani bugün baktığınız zaman Gaziantep çok ciddi bütçelerle giriyor. Metropollerde hep olmak istiyorlar. Biz de olmak istiyoruz ve oluyoruz da zaten dikkat etmişsinizdir. Olmak zorundayız da. Tabii ki de. Çünkü artık bizim durma şansımız yok. Ürünlerimizin birçoğu yıllar önce unutulmaya yüz tutmuştu. Hatta bazıları biliyoruz patent olayında elimizden de gittiler. Biz çalışıyoruz durmadan. Evet, mücadelemizi sürdürüyoruz. Peki, hangi tarihte başlayacağız Elazığ'ı tanıtmaya, Elazığ'ın yöresel ürünlerini tattırmaya? Yani İstanbul'un akıbeti belli olur birkaç gün içerisinde. Ona zaten birlik başkanı bize haber verecek Turan Bey. Biz hemen şöyle çok güzide insanlar var şu an batıda. Çok önemli dernek başkanlarımız var. Çok kuvvetli isimler var. Elazığ aşığı. Elazığ'ı orada ısrarla tanıtan dernek başkanlarımız var. Elazığlıları bir çatı altında toplayıp çok güzel etkinlikler planlıyorlar. Biz de buradan elimizden geldiği kadar işte taze biberi gönderiyoruz. Taze peynirleri ulaştırıyoruz ki etkinlikler aksamadan devam etsinler. Veya belediye başkanımız müsaitliği durumunda sürekli kürsü başı ekibini sevk ediyor derneklere geceler düzenlensin diye. Kürsü başı etkinlikleri unutulmasın diye, yeni nesillere aktarılsın diye çok güzel, naif şeyler düşünüyorlar. Hatta birazdan
Kendilerini de zaten evet, programa telefon bağlantılarımız olacak. Çok güzel şeyler planladık Batı'daki başkanlarımızla. Güzel oluyor. Yani bu birlikteliği sağlayan nadir derneklerdeniz. Değil mi başkanım? Tabii ki. Yani birçok Türkiye genelinde bu Elazığ için değil. Hatta Ordu'dan bir dönem teklif almıştım. Ya gelip işte bizim günlerimizi yapar mısın gibisinden. Çünkü biz Maltepe'de çok ciddi bir rekor kırdık. Turnikelerden 385 bin kişiyi geçirdik biz. Yani maşallah. Düşünün Antep gibi, Hatay gibi, Ordu gibi dev illeri devirdik biz. Ve halen daha rekorumuzu kıramadılar. Bakın üzerinden 3 sene geçmiş. Böyle bir o zaman bir teklif aldık. Ya İnşallah bizim rekorda kendi rekorumuzla kırarız tekrardan yeni rekorlara. Var yapacağız. Bu sene de inşallah kendi rekorumuzu kıracağız. Evet. Çünkü kıramazsak mutlaka biri gelir geçer yani. Bu böyledir. Dünya i̇nşallah devam geçmez. Ediyor. Peki başkanım. Evet, buyurun. Sizinle devam edelim. Programın yani yöresel ürünler fuarının içeriği nasıl olacak? Nasıl bir program akışı belirlediniz? Neler düşünüyorsunuz? Ya aslında bizim fuardaki önceliğimiz dediğin gibi biz gurbete satışa değil de memleketi özetlemeye gitmektir. Aslında bir ikincisi evet, Elazığ'da mevsimsel ürünler var. Yani biz genelde hani Elazığ özlemini çeken, Elazığ ürünlerinin özlemini çeken tarzda gidiyoruz. Bir ikincisi gurbetçilerimizin gelip fuarı gezdiği zaman Elazığ'daki o atmosferi görmelerini sağlıyoruz. Organizasyonu sağlayan Evren Sesli teşekkür ederim yani bugüne kadar çok güzel organizasyonlar sağladı. Bizi mahcup etmedi, gurbetçilerimizi mahcup etmedi. Mesela bazen işte programda bir teknik hata meydana geliyor. Misal biz Bursa fuarına gittik. Bursa'da yaşayan Elazığlılar olsun. Aslında Elazığlılar tek değil. Bingöl olsun, Muş olsun, Diyarbakır olsun. 80 ilden talep alıyoruz. 80 ilden talep var. Onların mesela bizden özel istekleri oluyor. Yani siz aslında bu programı bir ay önceden de alsaydınız da biz hani taze biber, Elazığ biberi ya da Elazığ üzümünü yiyebilseydik. Mesela Elazığlı iş adamları var. Harput Holding'in sahibi var. O işte bize diyor ki işte hani bir biber kebabı yemedik. Yani iş adamıdır. Belki de bunun hani ihtiyacı yok. Ama yani bir kebap biberinin hasreti bile yetiyor. Bazen böyle sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Biz zaten Evren Bey'in zaten programın özellikle bu konuda aktive ettiğini günler önceden çalışmasını yapıyor. İşte tulum peyniri zamanı, tulum peyniri, tulum peynirinin en güzel hangi şekilde korunduğu, özellikle üzüm pestilinin zaten hani oluşu. Zaten bu fuarın aslında biz fuarlara hazırlığımız bu ürünlerin taze alıp depolayıp da gurbetçilerimize aktarmamızdır. Aynen de öyle. Peki Evren Bey, şimdi her ilde düzenlemeyi düşünüyorsunuz. Her ilde Elazığ'ı tanıtmayı düşünüyorsunuz. Kaç gün sürecek? Örneğin İstanbul'da kaç gün sürecek? Aydın'da kaç gün sürecek? Ya, bahsederseniz bir telefon bağlantımız da olacak çünkü. Tabii. Ya bu sene şöyle biraz yani şöyle bazen diyorum başkana ya diyorum Hasbi Bey, Ramazan'a 10 gün kala döneceğiz düşünsene. Şöyle bir duruyor adam bir iki dakika cevap vermiyor. Ya nasıl olacak Ramazan'a 10 gün kala bir çıkarsak Ekim ayında Ramazan'a 10 gün kala demek Mart demek Mart ayı değil mi? Yorucu bir süreç olacak bizim için. Evren Bey şimdi bir canlı telefon bağlantımız var. Tabii. Aydın Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Necati Gür bizlerle. Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İnşallah Aydın'da da Elazığ rüzgarı esecek. Bu noktada neler söyleyeceksiniz? Vallahi Aydın'da biz derneğimizi kurduk. Yaklaşık resmi olarak 5 yıldan beri dernekleştik. Daha önceden derneğimiz yoktu. Bu 4 yıl sırası arasında hemşerilerimizi hep bir araya topladık. Her ayın 2 haftası kürsübaşı etkinliklerimizi yapıyoruz. Yaklaşık 5 bin aile Aydın'da hemşerimiz var. Evet.
Evren Bey'le de 5 yıldan beridir her ayın 23'ünde özel olarak taze peynirimizi isteriz. Kargoyla gelir buraya. Biz burada Elazığlı fırınlarımız var. Taze peynirle ekmek yapıp sıcak sıcak hemşehrilerimize dağıtıyoruz. Evet. Hatta bu hafta sağ olsun görüştük kendisiyle. Bize taze biber, tulum peyniri, terneviz üzümü gönderecek. İsot kebabı yapacağız derneğimizde. İnşallah. Afiyetler olsun başkanım. 8'ine aktardık bunu da. Evet. Yöresel ürünler için bu deprem nedeniyle biz daha bir sergi açamadık 4 yıldan beri. Belediyeyle görüşmelerimizi yaptık. İnşallah bu sene açacağız. Burada hemşerilerimiz istedikleri zaman bizim her ay peynir gelişine mütakip yöresel ürünlerde sipariş veriyorlar. Evren Bey'den geliyor. Kapalı çarşı esnaflarımızdan geliyor oradan. Burada kurumlarda çalışan hemşerilerimizle yaklaşık 12-13 kişilik bir kürsü baş grubumuzu oluşturduk. Hepsi birbirinden değerli hemşerilerimiz. Amatörce ses gruplarımız, halk oyunlarımız çalışmalarımız var. Hatta zaman zaman buradan İzmir bölgesi, Balıkesir bölgesi, Manisa bölgesinin etkinliklerine de biz kürsü başı olarak çağırıyorlar, gidiyoruz, hemşehrilerle bir arada toplanıyoruz sağ olsunlar. Evet. Burada daha önceden diğer illerin yaptığı yöresel ürünler fuarlarında belediye yetkilileriyle olsun, buradaki diğer kamu kuruluş yetkilileriyle gittik. Çoğunu beğenmediler. Beğenmeme konusu şöyle. Mesela Ordu diyelim yöresel ürünler sergileniyor. En başta girişte bakıyorsun Konyalılar et sefası, Hatay künefe sefası gibi bu şekillerde fuar alanı düzenleniyor. Evet. Bunun yöresel amaçla bir ilgisi varsa da arka planlara atılmasından taraftar değiliz. Eğer Elazığ yöresel ürünleri olacaksa orada biz Elazığ'da olan ürünleri burada hemşerilerimize getirmeye çalışıyoruz. Gelip de buradan Aydın'da zeytin, incir getirip satarsak pazarımızda ne kimse bizim fuarımıza bakar, ne kimse bizim fuarımızı benimser. Evet. Bu yüzden yetkililerin de bu konuda şikayetler var. Biz de onu daha önce Evren Bey'le de görüştük. Oradaki ticaret odasından esnaflar birliği arkadaşlarla da görüştük. Yapacaksak biz memleketimize ait bir yöresel ürünler fuarı. Memleketimizin yöresel ürünlerini getireceğiz buraya. Bizim sağ olsun belediye başkanımız geçen yıl Kasım ayında büyük bir etkinlik yapmıştık. Orada 25 kişilik bir kültürbaşı etkinliği ekibini göndermişti. 3 tane belediye başkan yardımcılarımız gelmişti birlikte buraya. Çok güzel bir 1000 kişilik salonda bir etkinlik yaptık sağ olsunlar. Biz istediğimiz zaman belediyemiz olsun, Elazığ'daki yetkililerimiz olsun, Kapalı Çarşı esnaflarımız olsun bizi yalnız bırakmıyorlar. O yüzden teşekkür ederim. Tüm Türkiye'de sesimizi duyurma amacıyla Kanal Fırat olsun, bizim yeresel kanallarımız, Kanal 23, Kanal E, onlar da hep yayından da bahsediyorlar, bizim programlarımızı paylaşıyorlar. Bu yüzden mutluyuz yani. Peki başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli başkanım, çok teşekkür dolayı. Ederiz, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Oradaki misafirlerinize de Kanal Fırat yönetimi nezdinizde tüm yetkililerine de teşekkürlerimi sunar. Hayırlı akşamlar dilerim. İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Başkanım. Şimdi evet. Semra Hanım, yani yurdun dört bir tarafında dernek başkanlarımız var. Evet. Hepsi birbirinden kıymetli. Çok özel isimler var. Necati Başkan da emekli bir polis memuru büyüğümüz. Evet. Hakikaten çok disiplinli, çok muazzam işler yapan bir beyefendi. Yani Necati Başkan'ı seviyoruz. Aydın'da güzel şeyler yaptığında seyrediyoruz biz. Evet. Kendisi var olmalı. Gayet birleştirici. Özellikle şurayı çiziyorum. Çok disiplinli bir şekilde derneği yürütüyor. Aralık'ın ilk haftasında da Aydın'da en az rüzgarı esecek. İnşallah. Değil mi başkanım? İnşallah. Evet. Başkanım, siz bu noktada neler söyleyeceksiniz? Hedefler nelerdir? Kaç kişiyi ağırlamayı düşünüyorsunuz fuarlarda? Vallahi elimizden geldiği kadar tüm vatandaşlarla kucaklamayı düşünüyoruz. Zaten bizim tek hedefimiz o, işte alışverişe gelsin, işte gelmesin. Hatta biz şöyle fuar akşamları Elazığ'ı tanıtmak amaçlı bazen şey yapıyoruz. Evet. Yöresel yemekler falan yapıyoruz. Kürsü başı, yani kendi imkanlarımızda kürsü başlarını kuruyoruz.
sırf Elazığ'a yakışır bir şekilde belki de Evren Ses de unuttu. Bak, bu arada Semra Hanım, bu sene ilk yapacağız. Evet. Bu sene ilk yapacağız. Bu da sanırım şöyle Bursa'ya planladık ama biberen olduğu bütün illerde de planlayacağız bunu. Birinci gün açılışın olduğu günlerde bizim bildiğimiz Elazığ'ın beyaz top biberi var ya, meşhur biberimiz var bilirsiniz, evet. Genetiğiyle olan var. Onu mesela fuarın ilk günü açılışta bütün vatandaşlarımıza, çünkü biz orada böyle dev fırınları kuruyoruz. Evet, Evren Bey bir virgül koysak, şimdi bu akşam canlı yayın, canlı telefon bağlantılarımız evet. Fazla. Bir konuğumuz daha var, gazeteci, yazar Ekrem Katı bizlerle. Efendim nasılsınız, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Elazığ tanıtım günleri, Elazığ yöresel ürünler fuarı başlayacak. İnşallah Elazığ rüzgarı Türkiye'nin dört bir yanında esecek. Bu noktada neler söylemek istersiniz? Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar Ekrem Bey. Kapalı Çarşı Dernek Başkanımız Hasbi Yargıç Bey var, Evren Sesli Bey var. Ben de daha önce bu organizasyonların içinde bulundum. İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, Mersin'de, Ankara'da fuarlar yaptık. Evet. Çok da başarılı geçti. Bu fuarların asıl amacı, demin Hasbi Bey de bahsetti, ürün satmak değil, hemşerilerimizi bir araya getirip özlem gidermek. Evet. Bunda da biz bayağı başarılı olmuştuk. Bu etkinliklerin devam etmesini istiyoruz tabii ki. Evet. Efendim inşallah bir il ile sınırlı kalmayacak. Ulaşılabildiği kadar birçok ile gidilecek. Bakalım hangisini gerçekleştirebiliriz, gerçekleştiremeyiz. Bugün İzmir'le görüştük. Büyük ihtimal İzmir'de Bornova'da yapılacak. Evet. İşte Bursa alınmış. İstanbul'u bizim Esnaf Odalar Birliği planlamıştı. Biz ona katılacağız. Organizasyonu biz yapmıyoruz ama katılımcı olarak gideceğiz. Yani orada o kadar güzel ortamlar yaşıyoruz ki, ben 60 yaşındayım. 40 yıl önce görmediğim arkadaşımı görüyorum. Hasret evet. Gideriyoruz. İşte birbirini görmeyen hemşerilerimiz karşılaşıyorlar. Anılarını tazeliyorlar. Güzel bir ortam oluyor. Özellikle İstanbul'da 3 yıl önce Evren Bey'den bahsetti. 385 bin insan gelmişti. İzdiham vardı. Benim çocukluk arkadaşım beni isim olarak hatırlayamadığı için gelmiş oralarda dolanıyor, ben denk geliriz diye. Abdullah Şekeroğlu beni sahneye davet edince bir baktım geldi, dedi ki ya Ekrem ben de senin için gelmiştim. Ya dedim ben buradayım, bir telefon açsaydın, ama dedi telefonun yoktu ki nasıl başlayayım. Sırf bizi görmeye gelmiş. Yani hemşerilerimiz orada hasret gidermeye geliyorlar. Güzel bir ortam oluyor. Dernek başkanlarımız çok ilgililer. Özellikle evet. Kültür Dernek Başkanlarımız, işte Bursa Dernek Başkanı İbrahim Karaçin olsun, Aydın Dernek Başkanımız biraz önce bağlandı. Evet. Ondan sonra İstanbul'daki dernek başkanlarımız, İzmir'deki, Bursa'daki, Mersin'deki, Adana'daki, hepsi yani canı gönülden bu işe hevesli bir şekilde çaba sarf ediyorlar. Onlara da müthiş şekeriz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığınız için sağ olun, iyi akşamlar diliyoruz. Aslında Ekrem Bey bizim önderimiz dediğimiz fuar konusunda. Yani kültürel boyutta evet. iyi bir isim. Dındık Gazetesi'nin daha doğrusu yapımcısı. Evet. Ekrem Bey aslında bizim için çok değerli bir insandı. Hatta son zamanlarda ben fuar kısmını bıraktım da artık benim programım bayağı yoğun olduğu için katılamam dedi. Evet. Aslında onu da benim ısrarım yüzünden Evren Sesli'nin tezidini... Artık biraz da yaş 60 dedi, orada da vurguladı kendisi. Yani sen yanımızda olmazsan evet. Gerçekten Elazığ'ın böyle büyük bir eksiği olarak yani düşündük. Elinde veri arşivi... Rica minnet zor davet ettik. Tabii veri arşivi çok fazla, elindeki doneler çok fazla. Elazığ kültürü... Yani canlı Elazığ. Çok canlı Elazığ, evet. İyi bir tabir kendisi, oldu ama. Kendisine söylüyorum. Özellikle Abdullah Şekeroğlu bir, Ekrem Katı iki. Evet. Bir de ben buradan Abdullah Şekercioğlu'na her zaman Şekeroğlu'na söylediğim bir şeyi tekrar söylüyorum. Abdullah Şekeroğlu aslında Elazığ'ı böyle tamamıyla anlatan bir isim. Belki de videolarını falan seyir, eski tiyatrolarından da ben çok evet. ricadan minnette bulundum. Buradan valimize, belediye başkanımıza, kültür, turizm, il müdürlüğümüze, özellikle Halit Emi olsun, Düzgün Baba olsun, Hafizan olsun,
Bu tiplemelerle biz büyüdük. Bu tiplemelerin şu anda günümüzde aktarılmasında bayağı bir ses sıkıntısı vardır. Tam olarak aktarılmıyor. Yani ben burada hepsine rica ediyorum. Abdullah hocama da rica ediyorum. Bunlar Elazığ'ın kültürünü yaşatması için. Belki dakikalarda Abdullah Bey'e de bağlanıyor. Aynen işte o kültürün tekrar yaşatması için de o skeçlerin tekrar hatta yapılması için. Hatta şöyle bir şey de planladık Sayın Şekeroğlu'yla. Biliyorsunuz vizyona yakında Elazığ'da çektiği Andaç Elimi Tutar Mısın filmini Elazığ'da çekti. Başarılı bir şekilde de bitirdi hocamız. Evet. Şimdi bu film ülke genelinde yurt içi ve yurt dışı vizyona girdikten sonra Semra Hanım, bakın biz bu filmi ne yapacağız biliyor musunuz? Gittiğimiz fuarlarda ortam el veriyorsa o şehirde gece hemşerilerimize açık hava. Bakın sineması, açık hava sineması yaparak Şekeroğlu'nun bu filmini yani insanlar ne zaman müsait olur genelde? Hafta sonu. Büyük şehirlerde de bir koşturmaca var böyle sürekli. Şöyle cumartesi akşamı veyahut da cuma akşamı hangi güne uygunsa Sayın Şekeroğlu'nun filmini de fuarlarımızda vizyonu alacağız. Telefondan önce dedik ya biber olayı. Biber bu şehirde tarladan toplandığı süreç içerisinde hangi şehire nasip olursa orada fırında ücretsiz tel kebabı yapıp hemşerilerimize de ücretsiz ikram edeceğiz. İnşallah. Şöyle ya tırnak ekmekle birlikte. Şöyle bir şey var. Biz Elazığ'ın ürünlerini tek tanıtmıyorum. Elazığ'ın kedisini bile tanıtıyoruz. Yani amacımız şu yani. Ki yani dedim ya iğneden iplik. Elazığ'ın her şeyini tanıtır. Hatta Cahit abiyi götürüyoruz. Pısink. Tabii. Onun için yani kısacası dedim ya Elazığ'ın iğneden ipliğin neyi varsa tanıtıyoruz. Yani bir de şöyle bir şey vardır aslında. Bizim hani Kapalı Çarşı Derneği olarak bunu baz almayalım aslında. Biz mesela Evren Bey'le şey operasyonunda, Afrin operasyonunda biz sınıra kadar gittik. Hatta askerlerimiz de orada buluştu Kapalı Çarşı alanında. Tabii orada vatandaşımız da büyük destek yani verdi. Alıp yardım malzemelerini ulaştırmıştık yani o dönem. Düşün, teyzenin birisi işte ekmek yapıyor, birisi poğaça yapıyor, birisi çorap getiriyor. Bağlantılarımız var. Bir virgül koyacağım. Bursa Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı İbrahim Karaçin bizlerle. Efendim iyi akşamlar. Alo. Efendim dinliyorum efendim. İyi akşamlar, nasılsınız? İyi akşamlar, teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Efendim inşallah kısa zamanda Elazığ rüzgarı Bursa'da esecek. Bu noktada neler söyleyeceksiniz dernek başkanı olarak? Şimdi tabii ki arkadaşlara başarılar diliyorum. Evren Başkanıma bu çalışmalarından dolayı sizlere de teşekkür ediyorum Semra Hanım. Böyle rica bir program ederim, yaptığınız için. Hasbi Başkanım çok teşekkür ediyorum. O da Elazığ'dan. Biz teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Ben konuşmama başlamadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Elazığ Türk Hava Yolları'nın Muş'a bağlanmasını biz de kesinlikle kabul etmiyoruz ve reddediyoruz. Evet. Bir an önce bu karardan dönülmesini istiyoruz. Önce bunu belirtmek istiyorum. Çok sağ olun başkanım. Şimdi tabii Elazığ'ımıza her yerde her zaman sahip çıkmamız lazım. Bu kurumları bir bir kaybedersek yarın Elazığ'da bir yere bağlamaya kalkarlarsa bunun da altından hiç kimse kalkamaz. Bunun hesabını da kimse veremez. Şimdi neyin mücadelesini veriyoruz? Elazığ'ı tanıtma, Elazığ'ın yöresel ürünlerini tanıtma gayreti içerisindeyiz. Gerek başkanım gerekse Evren Bey bunun mücadelesini veriyor. İl dolaşarak Türkiye'nin her yöresine Elazığ'ı götürmeye gayret ediyorlar. Şimdi Allah nasip ederse 17-25 Ekim Bursa'da gerçekleştirilecek bu. Zannediyorum ilk programlarından biri olacak. Uzun yıllardır zaten biz Bursa'da bunu gerçekleştiriyoruz. Son 4-5 yıldır da Evren Bey'le birlikte yapıyoruz bu işi. Çok da güzel oluyor. Her yıl bir önceki yıldan daha güzel oluyor. Eksikliklerimizi görüyoruz. Bir daha aynı eksiklikleri yapmamaya gayret ediyoruz. Bunun için de daha güzelini daha akılda kalanı nasıl yapabiliriz? Bunun gayreti içerisindeyiz.
Bizim çalışmalarımız program bittikten sonra başlıyor. Evren Bey'le gerekse burada gelip yöresel ürünlerimizi gören Elazığ hemşerilerimiz veya Bursa yerelinde yerleşik olan insanların gördükleri birer eksiklikler varsa bunu Evren Bey'le yıl içerisinde sürekli istişare ederek evet. bir daha aynı eksikliklerin yaşanmaması, Elazığ'a olumsuz yansıyacak olayların olmaması anlamında evet. Yıl boyunca sürekli bu çalışma içerisindeyiz. Ben kısmet olursa bahis onda Elazığ'da olacağım inşallah. Evren Bey'le de uzun bir toplantı yapmış olacağız. Dolayısıyla çok daha güzel bir Elazığ yöresel ürünler, Elazığ tanıtım günlerine çok daha güzel geçmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız inşallah. Peki başkanım. Çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. Çok sağ olun. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Daha güzel günlerde inşallah Elazığ'ımızı tanıtma gayreti içerisinde oluruz. Peki. Hayırlı akşamlar diliyorum. Buradan da sizin aracılığınızla Elazığ'daki tüm hemşerilerime saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun başkanım. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Kapandı. Evet. Tabii orada canlı yayın. Bazen böyle hatalar evet. olabilir ister istemez. Ulusal çapta da yaşanıyor. Abdullah Şekeroğlu orada yazdı. Evet. Sanırım sonda girdi o. Öyle mi? Evet, orada küçük bir hata. Gerçi başkanım kusura bakmaz o konuda. Evet. Çok güzel bir noktaya değindi Semra Hanım. Üstüne koya koya gidiyoruz. Bakın üstüne neyi koyduk? Hemşerilerimize biber kebabının ikramını, evet. tırnak ekmeği. Ya tamam basit. Hani basit bir ekmek deyip geçemeyiz. Fakat hakikaten özlem var. Evet. Yani inanın oraya şöyle soğuk zincirlerle kasa kasa karkas etleri götürün. Ya o biberin lezzeti bambaşka. Yani o üzümü olan hasret bambaşka. Evet. Yani yenilikler dediği başkanımın bahsettiğim açık hava sinema olayı Semra Hanım. Bunların üstüne böyle koyarak ya bizim için de çok büyük kazanımlar oldu. Yani yıllardır işin içerisinde olduğumuz için çok büyük kazanımlar elde ettik. Düşünebiliyor musunuz? Koskoca fuar alanını artık ekipteki bütün arkadaşları yetiştirdik. Yani tecrübeyle olacak işler bunlar zaten. Ya bugün baktığınız zaman Semra Hanım, eskiden stand kurulumuna dünya kadar bedel ödüyorduk. Yani 100 binler, 150 binler, 200 evet. binler. Biz dedik ki bu iş böyle olmayacak. Bu zaten bizim mesleğimiz. Biz mesleğimizi düzenli olarak tabii, yapılacak. Biz mesleğimizi icra ediyoruz. Standımızı yaptırdık. Evet. Yani elektrik tesisatı çok ciddi bir problemdir. 200-300 metre uzunluğunda devasa elektrik tesisatı yaptırdık İstanbul'da. Profesyonel anlamda. Evet. Yani çok böyle eksik bir malzememiz de kalmadı açıkçası. Yani şu anda tek eksiğimiz belki de tır kaldı değil mi başkanım? Aynen. Bir tır da alacağız yakında inşallah. Yani masraf olayında düşüyoruz. Bir yandan da düşüp şöyle yani esnafa çok külfet bırakmamaya çalışıyoruz. Üzerimizdeki şu ağır yükler bir kalksın. Çünkü buradan 4-5 kişiyle Semra Hanım batıya personelinizi sevk ettiğiniz vakit inanın günümüzün şartlarında konaklaması, oteli gitmesi, gelmesi vesaire 60-70 bin lira gibi bir rakam her işletmeye mal oluyor. Evet. Yani aslında bu noktada kurumlara esnafların birbirini düşünmesi de çok iyi. Sonuç olarak bu tür organizasyonlarda birlik ve beraberlik gerekiyor değil mi? Ya dernek olarak yaptığımız için evet. Zaten derneğimize bağlı, derneğimize üye olan esnaflar üzerinde yapılan bir çalışma bu. Yani Kapalı Çarşı Derneği'ne üye olan çarşımızın içerisinde biz bunu başardık. Yani gönül ister ki Elazığ'da AVM'ler var, başka çarşılar var, başka sokaklar var. Düşünün Köfteciler Sokağı. Biz bunu başardık. Ya bu çok başarılması çok zor bir olay. İnsan yönetmek, insanı yönetebilmek, kontrol altına almak, bir şeyleri anlatmak, onu anlayabilmek. Biz bunu başardık. Düşünün devasa bu fuarları artık milyonlarca rakam harcanırken
Yani biz 500 bin, 600 bin, 700 bin TL gibi bir bütçeyle artık kendimiz yapıyoruz ve bütün malzemelerimiz var. Yani o güzel artık oturdu mu? Tabii ki bizde oturdu, evet. Ama bizde oturdu şeyle, biz sadece yöresel ürün fuarı olarak bunu düşünmüyoruz. Çünkü evet. Biz mesela gittiğimizde Köfteciler Sokağı'ndan köfte götürüyoruz. Misal veriyorum, perili ekmeği götürüyoruz. Yani bence fırın kuruluyor tabii. Aynen, yani tek bizim ya değil her yani. Sektör olmak zorunda, birbirine yani bağlı çünkü. Minyatür Elazığ'ı oraya götürüyoruz. Yani sazlısından, sürücüsünden, yemeğinden, içmesinden, köftesinden, içli köftesinden, yani Elazığ'da harput köftesinden. Kısacası zaten böyle bir toplantı halinde yani biz bu ile gideceğiz de. Tabii ki yani şimdi kapalı çarşının zaten belli bir kotası vardır zaten. Ali Bey'e alabiliriz. Ondan hariç de işte ne götürebiliriz? Elazığ sanatı, evet. El sanatı, çanağıdır, çömleğidir, çiğ köftesidir. Yöresel yemekleri. Ama başkanım, onu mesela çok iyi bir noktaya değindiniz. Biraz da aslında tırdaki hasar olayından dolayı hep uzak kaçtık biz o konuda. Mesela evet. Bizden çömlek çok istiyorlar. Üstü hani, çömleği özellikle. Tabii, getirin diyorlar ya, bize burada lazım falan. Götürdük de geçmişte. Ama gönderme aşaması, yani götürme aşaması biraz. Ya aynen, çok kırılıyor. Şimdi adam 200 tane yüklüyor. Ne diyorlar başkanım onun adına? Sen daha iyi bilirsin, sen yemek işlerini seversin. Çanak çömlek. Güveç. Ah çok yaşa. Evet. Yani 200 tane tıra güveç atmış, 50 tanesi kırılmış. Bakıyorsun adam üzülüyor. Evet. Bu kez de o üzülmesin diye biz kendi aramızdan toplayıp ona destek çıkıyoruz. Ona aslında bir tedbir bulup, yani böyle korunaklı hale getirip, değil mi başkanım? Tabii ki. Fuar yeniden onu şey yapabiliriz. Aslında bizim bir şeyiz. Zaten gündemi alabiliriz. Özellikle evet. Mesela anket yapıyoruz. Hangi ürünümüzü mesela... talep hangi ürüne? Başkanım, virgül koyacağım yine. Demiştim, telefon bağlantılarımız var. Antalya Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Ali Gülneroğlu bizlerle. Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Başkanım, televizyon sesini kısarsanız sesinizi daha net alırız. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Elazığ rüzgarı inşallah Antalya'da da esecek. Hazırlıklar başladı. Bu noktada neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle Fırat TV ailesine, Evren Sesli kardeşime, Asif Bey Yargıç Temiz Başkanıma, tüm Elazığlı hemşehrilerime iyi akşamlar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yapmış olduğunuz bu güzel programa bizi de davet ettiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. Şimdi biz Antalya'da hemşerili dernekleri olarak Muratpaşa Belediye'mizin her sene geleneksel hale getirdiği Yöresel ve Renkler Festivali'ne katılıyoruz zaten. Evet. Bugün de tesadüfen 14-22 Eylül tarihinde geçecek olan bu Yöresel Festivalimizin toplantısını yaptık. 8.'si olacak. 72 hemşerili dernekleri arasında her sene çok şükür ilk 3'e giriyoruz. Şimdi ben öncelikle Evren kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bu sene çok güzel bir yöresel yaptık Antalya'da. Evet. Evren kardeşim beni aradı. Dedi ki, başkanım biz Antalya'da Elazığ yöresel günleri yapmak istiyoruz. Sizin de fikrinizi alalım dedi. Hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Evet. Gerçekten süremiz çok azdı. Bir hafta içinde her şeyi hallettik. Billboardlara reklam verdik, SMS attık. Sağ olsunlar Antalya'da yaşayan Elazığlı hemşerilerimizin desteğiyle komşularını, dostlarını, arkadaşlarını alıp hep birlikte geldiler. Evet. Özellikle Elazığ'dan gelen sanatçı arkadaşlar da çok teşekkür ediyorum. Müziğimizi doya doya yaşattılar. Allah nasip ederse bundan sonra Antalya Elazığlar Derneği olarak Antalya'da Elazığ Yöresel Günleri Festivali'ni geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Derneğimiz hakkında da 1996 yılında, ben 1995 yılında Antalya'ya geldim. 96'da derneğimizi kurduk, derneğimiz yoktu. Derneğimizin çalışmaları çok güzel. Bu arada sizin aracınızla da bir şey söylemek istiyorum. Tabii başkanım. İhtiyaç sahibi hemşerilerimiz önümüzdeki haftadan itibaren derneğimize uğrayıp bir çayımızı içsinler. Çocuk ve büyük giysi dağıtacağız. Bu sizin aracınızla da söylemek istiyorum. Tebrikler başkanım, başkanım, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Buradan hemşerilerimize, Elazığlılara söylemek istediğiniz var mıdır? Elazığlı hemşerilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi akşamlar diyorum, iyi yayınlar diliyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler başkanım, sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. Semra Hanım,
Antalya Fuarı başladı. Evet. Ali Günleroğlu muazzam bir adam. Hakikaten. Ya dört gün boyunca sen hiç mi yorulmadın ya? Ya sen hiç mi yorulmadın? Dört gün boyunca kalkmadı ya yerinden. Sahada her şeyi takip etti. Evet. Tek tek esnafı ziyaret etti. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Ya poşetinden tut köpük tabağına kadar. Mesela gidiyorum yanına. Evet. Anlıyor böyle hani bir problem var. Tamam geliyor Evren yine uzaktan. Ne oldu diyor. Diyorum başkanım elektrikte bir problem var. Hı-hı. Tamam diyor bende. Çözüldü. Hani orada böyle latife olarak. İş çözüyor. Hı-hı. Yani telefonu şöyle oturduğu yerden eline alıp hemen işi çözüyor sana. Çözüm odaklı bir başkan. Antalya bu konudan şanslı. Selam yani olsun kendisine. Aslında nerede olursak olalım Elazığlı olarak bence kendimizi belli ediyoruz. Hele ki farklı bir ilde bir araya gelmişsek bu Elazığlı damarı bence daha fazla atıyor değil mi başkanım? Ya zaten biz fuarın açılışından böyle işte özellikle bizim gibi bir oynak kesim. Hani biz Elazığ müziği duyduğumuz zaman yerimizde duramıyoruz ya teyzeler geliyor. Ya acaba biz ne zaman oynayacağız? Başlar başlanmaz zaten böyle işte 70'inden 80'inden bunlar bir eğlenceye başlıyor. Ta ki hatta böyle saat işte 10-11'leri bulduğumuz zamanlar da oluyor. Evet. Özellikle İzmir'de biz Bostanlı'da fuar yaptık. Geldik işte İskele'ye, Karşıyaka merkez, o da Hergele Meydanı diye tabir ediliyor. Saat 11'di geldik buraya işte önümüzü kestiler. Ya orada biz burada eğlenemedik. Bir de başladık orada. 200 saat de orada eğlenceye başladık. Yani işte Elazığ'ın tatlı daha yüzü. Bir de şöyle bir şey var işte bize geliyor işte. Hani bazen özellikle isteyenler var da hani biz, özellikle benim zaten hani evet, diksiyon direktmen kayıyor zaten. Ye dadiye bak. Evet. Peki efendim bu güzel sohbete ikinci bölümümüzde devam edelim. Dilerseniz kısa bir ara verelim. Aranın ardından tekrardan devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Fırat Masası'na kısa bir ara. Aranın ardından tekrardan karşınızda olacağız. Konuşulduğu Fırat Masası ikinci bölümüyle devam ediyor. Efendim şimdi dediğimiz gibi Elazığ inşallah bütün illerde tanıtılacak. Peki en çok hangi ürünler ön planda olacak? Başkanım sizinle başlarsak. Şimdi özellikle ön planda tuttuğumuz ürünlerden birisi orucuk zaten. Elazığ'ın vazgeçilmesi orucuk, evet. Fesil, tulum peyniri, tereyağı, genelde süt ürünleri. Bu zamanda şu anda gündemde olan zaten kurutmalıklar aynen. İşte keban biberidir, Elazığ üzümüdür, işte Elazığ'ın sayamadığımız bir tür ternebidir, bilmiyorum öküz gözüdür. Evet. Hatta bazen diyorlar işte niye öküz gözü deniliyor, işte ben de hani kendi kafamdan bir proje tasarlamışım ya. Vallahi öküz bostana girmiş de öküzün gözünü kör etmişler diye yani almış adını öküz gözü. Evet. Böyle espriler de yapabiliyoruz zaten. Hani sezonluk ürünlerimiz dediğimiz gibi biz sonbaharda genelde işte hani ürünlerin bozulmaması için sonbaharı tercih ediyoruz. Zaten hani giden her firmanın kendi sokağa şeyler var, dolapları vardır. Evet. Özellikle taze ürünün taze dağıtılıp taze tüketilmesine biz en çok gayret ettiğimiz olaydır. Hatta bizim bir fuarda bir yanlışımız oldu. Buradan da hatta tüm fuara gelen Elazığlı kardeşlerimizden özür diliyoruz. Yabancı bir firma almıştık aramızda. Orada yağ satıyordu, tereyağı. İşte tereyağının kötü olması bizi olumsuz yönde etkiledi. Evet. Ve Evren Bey'le biz toplantı yaptık. Bir yani tabii hani bahsettiğim tecrübe olayı bu. Bazen tabii ne derler Semra Hanım? Sütten ağzı yanan öyle bir deyim mi vardı? Yordu. Evet öyle yani, işte evet. Tabii daha dikkatli olmaya çalışıyoruz. Çok kategorimizde çok uzmanlaştık. Çok yani epey bir yol gittik aslında. Şöyle bir bazen konuşuyorum da Hasbi Başkan'la ya diyoruz nereden nereye geldik?
hani nereden nereye geldik? Yıllar önce fuara çıkacağımız zaman... İlk ne zaman başladınız onu da sormak isterim. İlk ne zaman ürünlerinizi götürdünüz fuarlara, tanıtım fuarlarına, yöresel ürünler fuarına? Yani benim şöyle aşağı yukarı bir 10 yılım oldu. Tabii 10 yılım oldu. Başkanım da farklı sektörlerde ilimizde hizmet verdiği için... yöreselde şu an 3-4 senedir var kendisi. O da sektör değiştikten sonra onun da aşağı yukarı bir 3 yıl oldu mu abi? Aynen. 2020'de mi çıkmıştık? Ben sonradan işte katıldım. Sonradan fuarın vazgeçilmezi oldum. Çünkü fuarın da en neşelisi benim. ya şöyle bir şey var. Ben mesela biz ürün topladığımız zaman yani fuar için özel tutmuş en özel ürünleri biz fuara götürüyoruz. Niye öyle fuara? Başkanım, çünkü insanlar memleket hasreti çekiyorlar. Belki imkanları yok. Elazığ'a gelemiyorlar. Belki siz de bahsettiniz. 10 yıl önce gelenler var. 15 yıl önce gelenler var. Yani bu evet. Noktada da size büyük görevler düşüyor. Şu an çok çalışıyoruz. Mesela bütün köyleri hemen hemen harekete geçirmiş vaziyetteyiz. Çünkü baktığınız zaman 10 ile çıkacağız. Belki bu sayı 12'yi de bulabilir. Çünkü... Evet. Kafamızda vaktimiz kalırsa Tekirdağ'a çıkmayı planlıyoruz. Yani şu an 10 ille mi sınırlıyız? Aynen. Şu an 10 il. Fazla da zorlamak istemiyoruz ki çok kafamız karışmasın. Tabii. Çünkü taktiğimiz şu Semra Hanım. Evet. 15 günde bir düzenli olarak çıkmayı planladık. Yani bitirdik bir ili. Evet. Tekrar geri sıçrıyoruz, geri çekiliyoruz memlekete Elazığ'a. 15 günde tekrar toparlanıp malzemeleri tekrar tedarik edip diğer ile sıçrıyoruz. Evet. Bunu çok sıklaştırmak istemiyoruz ki hata yapmayalım. Çünkü hata yapma şansımız bizim yok. Zamanla yarışıyoruz. Evet. Ve oraya gelen misafirler hasretle geldiği için ve bu olay 4 gün veya 5 gün sürdüğü için şehirlerde her şeyin üzerine titremek zorundasın. Kültür bölümünden olsun, etkinliklerde olsun. Evet. Çok sık yaparsak şey olabilir, sıkıntı yaşayabiliriz, yetişemeyebiliriz. Hem tabii, ürün zarfında hem de hakikaten yorucu yani oluyor. Aceleye gelmiş olacak. Tabii. Esnaflara dinlenmemiş olacaklar. Günlerce uykusuz kalıyorsun. Tabii. Burada uykusuzsun, yorgunsun, evet. Malzemeleri hazırlıyorsun, koliliyorsun, personel tedariği... Ve oraya gittiğin vakit de buradan gittiğin kişi sayısıyla da kalmıyor. Biz orada mesela oranın ekonomisine de can katıyoruz. Tabii. Sonra öğrenci arkadaşlardan çalışıyoruz. Hiç yoksa bir Elazığ fuarında nereden baksanız 50-60 tane öğrenciye istihdam sağlıyoruz biz orada part-time evet. olarak. İş gücünden faydalanıyoruz onların. Şehir gittiğimiz şehirlere de çok katkımız oluyor aslında bakarsanız. Mersin mesela. Tabii ki de öyle. Mersin... Hiç gidilmemişti. Tabii Mersin'de hiç olmamıştı. Evet. Şöyle bir an çekindik ya dedik. Akdeniz'in incesi güzel bir şehir. Fakat bilmiyoruz şehrin yapısını. Ne tüketir, neye önem verir, hassasiyetleri evet. bilmiyoruz. Fakat Mersin çok ciddi bir katılımla, katılımcı sayısıyla da önde gelen illerin başında oldu baktığımız zaman. Çok güzel. Yani evet. ilgi de aslında bu tür etkinliklere fazla. Yani Elazığlılar bu noktada ilgiyi oldukça fazla gösteriyorlar. Tabii yoğun ki katılım şimdi sağlıyor. Ya inanın ki 80 ilden bize talep var ya. Tabii. Bütün şehirlerden. Ya baktığın zaman peynirlerimizin çoğunu bir Mersin'de hep Yörükler aldı. Yani her kitleye hitap ediyor ürünlerimiz. Evet. Birkaç işte Trakya'da birkaç ilde zorlanıyoruz. Bunu da çıkan kargolardan gözlemliyoruz. Evet. Ve bir Çanakkale, Ezine'ye göndermemiz bizi biraz zorlaştırıyor. Evet. Çünkü oradaki kişilerin kendilerine özgü bir peynirleri var, damak tatları var. Bazı lokasyonlarda zorlanıyoruz ama genelde de baktığımız zaman bütün şehirlere şu anda hitap ediyoruz. Evet. Durmuyoruz çünkü hep çalışıyoruz Semra Hanım. Evet. Peki başkanım esnaflardan katılım nasıl? Yani elbette hepsi gelemiyor. Kapalı çarşı kapanıp. Ya biz dernek olduğumuz için derneğimizin üyeler. Çatısında olan üyelerle hani evet. anlattığım olay oydu. Yani bugün burada tarihi Elazığ Kapalı Çarşı'nın bir derneği var. Üyeleriyle bir etkinlik planlıyorsa inşallah da işte diğer çarşılar, diğer sokaklarda bir dernek kurarlar. Onlar da kendi etkinliklerini planlarlar. Geniş bir çevreye yayılır. Evet. Bu yönde biz de isteriz. Hani biz bunu başardık.
Bir Köfteciler Sokağı da mesela başarabilir. Hatta şehrimizde de yapılıyor. Lokantacılar Başkanı Zülfü Bey planlıyor sonbaharda. Yine yapacak, kendisine de selam olsun buradan. Durum böyle. Yani biz başardık, zoru başardık dedim. Çok ya güzel. İnsanı yönetmek zor, yönetilmek zor. Yani anlatma. O düzenin oturması da aslında. Tabii. Biz bunu başaran şey derneklerdeniz. Şöyle bir şey vardı. Şimdi daha önce siz dediniz ya işte İslam'ın katılımı nasıl olur? Daha önce başka derneklerin ya da başka kuruluşların yaptığı fuarlardan esnafın bayağı bir ağzı yanmış. Evet. Geçen sene mi, yani AG şirketinin ya da A kuruluşun yaptığı bir derneğe eşi bir fuarı düşünelim. İşte esnafın %90'ı mağdur olarak geri geldiği için artık hani esnaf çoğu etkinliğe katılmıyor. Tabii maliyetler ağır olduğu için. Şimdi burada baktığın zaman bir tarihi çarşının derneği olarak batıdaki derneklerimizle kucaklaşmışız. Şu oluşuma bakar mısınız? Yani nereden nereye? Yani çok önemli isimler bağlandı. Hepsi de bizim büyüklerimiz. Bizden kat kat tecrübeli isimler bağlananlar. Onlar da bize kapılarını açtılar, yüreklerini açtılar. Yeri geldi fuarlarda bir kuru ekmeklerini paylaştılar. Bunlar güzel şeyler. Biz bunu başardık. Evet, yani birlik beraberliğin tabii aslında ki sağlanması gerekiyor. Sağladık, evet. Önce. Niye? Neden biliyor musunuz Semra Hanım? Çünkü menfaat yok. Tablo Elazığ, ürünlerin tanıtılması, esnafların ta kalkıp binlerce kilometre yol kat edip gelip orada gecesini gündüzüne katıp ürünlerini teşhir etmesi, ürünlerini pazarlaması ve o batıdaki bağlanan mesela dernek başkanlarımız, hatta birazdan bağlanacak önemli şahsiyetler, isimler de var. Kapılarını, gönüllerini açtılar. Evet. Gönül bağı bu. Güzel şeyler oluyor. Olacak, hem manevi hem maddi. Ne gerekiyorsa biz elimizi taşın altına koymuşuz. Başkanlarımız da hakikaten bu konuda çok iyiler, duyarlılar. Çok güzel etkinlikler yapacağız inşallah. Ki o yöresel ürünler fuarında sadece Elazığlılar alışveriş yapmıyorlar. Mersin'dekiler oranın yerli halkı da oldukça tabii ki yoğun ilgi gösteriyor. Röportajlarda da denk gelmişti. Ya bugün, yani Elazığ'ın ürünlerinin bu kadar lezzetli olduğunu bilmeyenler tabii vardı. Bugün Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Bey, selam olsun kendisine. Vahap Seçer kendisine ya bir fuara gittik, geldi orada badem şekerimizi yedi, ağın leblebimizi yedi. Evet. Halen daha makamına ağın leblebisi gidiyor. Ve oraya gelen, kendisini ziyaret eden Mersinlilere, o bölgede ikamet eden vatandaşlarına masasına ağın leblebisini ikram ediyor. Evet. Bakın, bir de şöyle bir şey var. Kendi iline de özgü değil. Şimdi çok güzel bir şey. Evet. Şimdi Mersin demişken başkanım, çok özür diliyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi ve yine Mersin Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyesi Tamer Güner bizim şu an canlı yayın konuğumuz. Efendim iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Stüdyodaki herkese ve değerli Elazığlı hemşerilerime selamlar sunuyorum. Efendim, Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı başlıyor. Neler söylemek istersiniz? İnşallah Mersin'de de tekrardan bir Elazığ rüzgarı esecek. Tabii ki geçtiğimiz yıl Evren kardeşimizin çabasıyla Mersin'de çok güzel bir etkinlik düzenledik. Evet. Hasbi Başkanım'la çok bu konuda muhabbet edemedik ama Evren kardeşimizin çok yoğun bir çabasıyla, çok yoğun bir çalışkanlığıyla, gerçekten gıpta edilecek bir çalışkanlıkla Elazığ kültürünü ve Elazığ yöresel ürünlerini Mersin'e tanıtmakta çok büyük katkısı olmuştur. Bizler de şehrimizde elimizden geldiğince ona destek olmaya çalışmışızdır. Bundan sonraki süreçlerde de her zaman yardımcı olacağız. Kültürümüzü, yöresel ürünlerimizi tanıtmak için ne geliyorsa elimizden her türlü desteğiz. Evet, peki efendim, var mıdır eklemek istediğiniz buradan hemşehrilerinize, Elazığlılara söylemek istediğiniz? Tabii ki Elazığ biz dışarıdakiler için bir gurbet, hasret. Her zaman klarnetin sesini, tabirce gırnatanın sesini duyunca, biberin kokusunu alınca yüreğimiz dağlanıyor. Her zaman hemşehrilerimizi yaşadığımız yerlere bekliyoruz. Ağırlamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz.
bekliyoruz. Her zaman için biz buradayız. Bulunduğumuz değerlerde desteğiz. Tüm Elazığlılara, stüdyoda bulunan bütün herkese selamlar, sevgiler sunuyorum. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Evet. Oldukça önemli isimler. Farklı illerde bulunan Elazığ'ı temsil eden dernek başkanları olsun, belediye meclis üyeleri olsun bu konuda bu tür etkinliklere de destek veriyorlar. Neler söylemek istersin? Ya şimdi Tamer abi hakikaten çok yine mütevazi bir isimlerden birisi. Kendisi Mersin'de Ticaret ve Sanayi Oda Başkanlığı'nda meclis üyesi. Hı. Aynı sırada Mersin'de Büyükşehir'de şu anda 5. sıra belediye meclis üyesi bir hemşerimiz. Bize yani böyle sonsuz orada kol kanat gerdi. Evet. Sonsuz desteklerini sundu. Belki evet ben Mersin'de ilk olduğu için çok böyle bir efor sarf ettim diyebilirim ama Mersin'in ana baş karakteri, ana baş yapıtı Tamer Güner ve eski bütün Elazığlılar bilir. Özellikle de 50 yaş üstü Elazığlılar daha konuya vakıftır. Köksallar Turizm. Evet. Mersin'de faaliyet gösteren yine önemli bir isim. Selam olsun Ayhan Keske. Ayhan Keske abimin de o dönem çok desteği olmuştu. Bu iki isime çok şey borçluyuz biz Mersin'de. Yani böyle bir her zaman ahde vefa içerisindeyiz. Bu sene de inşallah Mersin'de ne zaman planlarız? Yani tahminime göre her şey yolunda giderse Şubat ayında da Akdeniz'de olmaya devam edeceğiz. Çünkü sıcak illeri özellikle de Akdeniz'i Semra Hanım yılbaşından sonra planlıyoruz. Tabii. Ürünlerin muhafaza edilmesi noktasında hakikaten da sıcak. Daha iyi olur. Evet, hakikaten sıcak. Yani tulum peyniri, tereyağı vesaire dayanmıyor. Bunları göz önünde bulundurarak da hareket ediyoruz. Evet. Taber abimiz de kendisi bu arada Antalya'da. Tatilini bir nebze böldük ama daha kusurumuza bakmasın. Teşekkür ediyoruz bağlanmak için. Seve seve dedi, tatildeyim dedi, seve seve dedi bağlanırız. Elazığ'a aşığım dedi. Kendisine teşekkür ederiz. Evet, şimdi şunu da sormak isterim. İlk defa Elazığ'ın ürünlerini tadan vatandaşların tepkileri neler oluyor? Ya badem şekeri mesela. İlk kelime aa enfesmiş. Veya diyor ki bayanlar mesela. Hani onların tabiriyle diyor ya ayol biz marketten alıyoruz böyle değil. Değil. Olamaz. Çünkü evet. Taze taze yapıyoruz orada. Sıcağı sıcağı her şey. Ha bak badem şekeri de dedik ya şöyle son zamanlarda basında bir rüzgar esiyor. Vişneli vesaire. Badem şekeri, limonlu bunu da bu sene şekeri fuarlarımıza taşıyacağız değil mi biz başkanım? Onu tabii. Haberleştirdik zaten. Tabii, İlk defa evet, kanal sizlerin televizyonda ekrana getirdik. Gündem olmuştu. Evet. Orada taşıyacağız. Limonlusu. Peki başkanım bu noktada sizden neler söyleyeceksiniz ürünler konusunda? Ya ürünler dediğim gibi zaten burada en kaliteli ürünleri bize Elazığ'da. Çünkü Elazığ'ı tanıtmaya gittiğimiz için de birisi orada demesi ki işte Elazığlılar buraya geldi de kötü bir ürün geldi. Bir de kapalı çarşı esnaf olarak aynen, gidiyorsunuz. Çünkü hangi çarşı memleketten insanlar gelirse ürün almak için önce kapalı çarşının yolunu tutuyorlar. Aynen şimdi bilmeyenler genellikle dediğim gibi yani Bingöl, Diyarbakır, Muş ondan sonra zaten bütün Doğu yani Doğu'yu Malatya ile birlikte işte hani evet, Elazığ günleri olduğu zaman en çok da Malatyalılar yani Bingöl'ler rağbet gösteriyorlar. Bir de şöyle bir şey var işte aldığı ürünler mutlaka işte hani bizde bir kültür var ya önce komşularına ikram ediyorlar. Tabii. Komşularına ikram edilen ürünler komşuyla birlikte gelir alımına. Ya bir de çok kesinlikle mesela kontrollü de hareket ediyor bazı kesim. Evet. Semra Hanım mesela birinci gün geliyor tulum peynirinden 3 kilo veya 2 kilo alacağına ilk gün gelip bir tane yarımlık alıyor. Ama diyor ki ben bunu götürüp bir deneyeyim bizim damak tadımıza uyacak mı çocuklarımız sevecek mi? Belki sabaha bile beklemiyor. Aynı gün içinde gelip hemen 2-3 kilo mi alıyor. Bitmeden tabii almak seviyor istiyorlar. Evet. Oradaki bizim temel çizgimiz ne? Tadına bakmadığınız hiçbir ürünü almayın. Öyle olmalı zaten yani işte tabii. Diyoruz ki hani adam diyor bu ürün nasıl ya da bu üründen bana verin. Hani çünkü seçenek çok bir sürü ürün vardı. Misal veriyorum evet, yani Elazığ'da 4-5 tane tulum peyniri markası vardır. Evet. A, B, C, D diye. Hani kendi hani yaptığımız tulumlar da var tabii vermeyelim ki. Vermeyelim zaten. Tattırıyoruz. Hani illa ki yani hani cevizinde olsun her şeyin işte adam diyor ki buradan
bana bir ürün. Önce tadına bakın. Belki de ağız tadınıza uygun değil. Bu da güzel bir davranış aslında. İkram ediyorsun. Tabii ki. Ya zaten iletişim ikram kuruyor, etmeden sohbet ediliyor. Çarşıda da öyle bir kültürümüz var. Hani evet. İkram etmeyen hiçbir ürünü satmıyoruz. Tabii. Bugün mesela çarşıda Trabzon istilası var. 2-3 gündür. Hatta merak ettim ben. Ya dedim bu ne oluyor Trabzon demiyorsun. Şehrimizden bir kız almışlar. Aynen. Allah hayırlı etsin. Çok güzel. Şehirde bir düğün trafiği var. Evet. Tesadüf oldu. 2-3 ailenin düğünü var. Evet. Kimi kız almış, kimi kız vermiş. Çarşı resmen Karadeniz olmuş bugün bir haftadır. Her şeyde zaten Elazığ'da demin bahsettiğim nokta işte bu. Tabii herkesim geliyor. Elazığ'da gelen her misafir kapalı çarşı görmeye gelir. Ondan başta program başında söyledim ya işte bizim kapalı çarşı bizim aynamızdır. Evet. Eğer biz çarşıya sahip çıkamazsak bizim bu kültürümüz de gider, aynamız da gider. Tabii. Yani dedim ki işte çarşıya gelenlerin işte ilk yani başta... Bir nevi mutfağını barındırıyorsunuz yani kapalı çarşıya. Yani çarşıya gelenlerin ilk zaten bakışı hani dedim ya alt yapı, üst yapı, orta yapı. Orta yapıda sıkıntı yok. Zaten dükkanların iyileşmesi tamamıyla yapıldı. Dükkanlar eskiden mesela şöyle bir şey vardı. Hani bir koku... keleciler vardı, şeyler evet, vardı. İşte evet, biz ilk önce onun kararını aldık. Kapalı çarşıda hiçbir ürün içeride temizlenmemeli. Yani soğutucu evet. Dolapları şu an işte arkadaşlarımız dışarıdan kullanıyorlar. Dışarıdan temizleyip soğutucu aktarıldıktan sonra çarşıda sergilenmeli. Aynen. Kapalı çarşıya kötü ürünün girmemesi. Zaten şöyle bir şey vardı işte esnaflığın ana temeline. Hiçbir esnaf müşteriyi kandırmaz, sadece kendini kandırır. Yani biz bir çeyirdeğin bile hesabını yaparız. Ya torbalarca çeyirdek yedi. İşte esnafın birisi, müşterinin birisi bir çeyirdek yedi. Ama işte o şimdi esnaf aldığı binlerce ürünün şeyine bakmaz, pardon müşteri. Binlerce ürünün dağılımına bakmaz. Ama yedi küflü çeyirdeğin bile hesabını yapar. Tabii. Niye? Çünkü çarşıya bir de gelmemek kaydıyla. Tabii sonuç olarak il dışından gelen bir misafir ilk defa Elazığ'a gelmişse Elazığ'dan bir ürün aldıysa kapalı çarşıda bir ürün kötüçe. Öyle de Semra Hanım. Elbette insanlık hali. Belki de arada kötü çıkabilir tabii ki bizim ama izlenim kötü bir şekilde tabii ki kalır. Ya bir kişi bin kişiyi götürür, bir kişi bin kişiyi getirir yani bu değişmez. Şöyle bir şey vardı zaten hani genellikle bu sıcak havalarda özellikle mesela orcik falan dışarı gittiği zaman onu bile söylüyoruz yani bunun koruma garantisi bu kadar. Evet. Yani mesela dışarıdan gelen her ürünün mesela müşteriye verdiğimiz zaman bunun geri alma garantisi vardır. Ya da işte biber veriyoruz mesela acı çıkıyor evde götürür. Bir acı çıkarsa geri değiştirme imkanın da var. Ya bir de sirkülasyon olduğu için Semra Hanım, başkanım yayının başında bahsetmişti. Hep tazeliği koruyoruz. Aynen. Özellikle bizim ana felsefemiz o. Şimdi kapalı çarşı belki de eskiden hani kasaplar çarşısı diye geçiyordu ama şimdi bizim asıl konumuz hijyen. Öyle bazen işte diyorlar ki peynirler açıkta satılıyor. Peynirin de şöyle bir şey vardır aslında. Bunu biz tarım il müdürümüz Turan zaman Bey'le. Kapattığınız zaman ekşime yapıyor. Turan Bey'le de valimizle de işte biz bunu evet, istişare yani ettik. O bakımdan evet vatandaşın aynen, şikayetleri vatandaş oluyor. Ama peynirin üzeri kapalı kaldığı sürece peynir bozulur. Ya da ben tam peynir çünkü taze olduğu için tuzlanmadığı için. Yani peynir değişime uğruyor. Bir de yaz ayında olunca. Ya yaz ayında zaten şu an esnaf arkadaşlar şey tezgaha koyma şansları yok. Yani şöyle bir şey vardı. Evet. Geldiği gibi de bitiyor yani. Geldiği gibi gidiyor. Evet. Bir, şey bir önceki günden sipariş aldıkları için değil mi? Aynen yani peynir tabii şöyle bir şey vardı. Zaten öğleye kadar mutlaka peynir muhafazası öğleye kadar. Saat 10-11 dedi mi zaten çarşıda peynir zaten evet, bitmiş kalan oluyor. Kalan peynir de zaten toplanıp şeye yolluyor. Turun peynirine yollanıyor. Onun için bizim zaten hani kapalı çarşıda kötü bir ürün satmamız imkansız gibi bir şey. Şu an zaten bazen de kendi kendimizi denetliyoruz. Tabii, yani yeni iş makarnasında kendimizi denetliyor. Tezgahlarımız şu an zaten yeni yeni dolmaya başladı. Yani 2-3 aydır hemen hemen tezgahlarımız boştu. Ürünlerin tabii çıkmasını ki bekliyoruz. Yani şimdi şu an başladı. Evet, başladı. Bundan sonra daha da çünkü köylerde şu anda bizim arz talebimiz çok fazla. Evet. Semra Hanım, fuarlara çıkacağımız için yani her sene bir işletme 100 kilo, 200 kilo tarhana eritiyorsa biz şu an bunları 2 tonlara, 3 tonlara kadar çıktık ki çünkü hakikaten dev fuarlarımız var. Düşünsenize şu zincir metoduna bir bakın. Yani ta Antalya'ya gidecek malzeme Elmapınar köyündeki teyzeme kadar yarıyor. Harput Alayaprak'ta orcik üreticisine kadar yarıyor. Evet. Bu bir zincir.
Tabii fuar alım istasyonu özellikle yani üreticiye de gidiyor. Çünkü mesela bu kadar fuarımız var. Yani üreticiden direkt tüketiciye ulaştırılıyor. Aynen. Ve Antalya fuarında bizim bu kadar arz talebimiz vardı. Sen Antalya fuarında bu tarihler arasında bize bu ürünü karşılayacaksın. Çok güzel. Öncesinde istişare ediliyor. Aynen. Miktarı, kilosu belirleniyor. Şu da var Semra Hanım. Ulusal anlamdaki marketler biliyorsunuz her ilde var şehrimizin evet. olduğu gibi. Şehrimizin parası batıdaki metropollere giderken biz bu yaptığımız etkinliklerle vatandaşlarımızın bize verdiği destekle batıdan buraya para getiriyoruz. Yani biz götürmüyoruz kendi öz kaynaklarımızı. Bu çok önemli bir konu. Ha, baktığınız zaman burada belki 10 fuar bugün bu şehire kışın bir nefes aldıracak insanlara. Üreticilerimize, çiftçilerimize, bize malzeme tedariği veren kişilere hakikaten güzel bir nefes aldıracaktır. Yani bu ekonomik koşullarda. Yani üretim bir tonsa misal veriyorum adam 5 tona çıkarıyor. 10 tabii, tona, tabii, tabii, 10 tabii. tona çıkarıyor. Evet. Fiyat noktasında peki yardımcı oluyorsunuzdur elbette Elazığlılara, il dışındaki Elazığlılara. Ya inanır mısın çok da yardımcı olamıyoruz ya. Samimi konuşmak lazım çünkü evet, masraflarımız... Şimdi, buyurun lütfen. Virgül koyacağız, bir telefon bağlantımız daha var. Balıkesir Körfez Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Ahmet Güler tam bizlerle. Efendim iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar ablam benim, iyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyisiniz teşekkür inşallah. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim şimdi dernek başkanı olarak Balıkesir'de Elazığ rüzgarını estiriyorsunuz. Hemşehrilerimiz ile bir araya geliyorsunuz. İnşallah orada da Elazığ yöresel ürünler ürünler fuarının rüzgarı esecek. Elazığ ürünleri oraya da gelecek. Bu noktada neler söylemek istersiniz? İnşallah kardeşim. Vallahi Semra kardeşim, Hasbi Başkanım ve Evren Başkanıma da hayırlı akşamlar, size de hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar başkanım, sağ olun. Başkanım. Balıkesir Körfez Elazığ Kültür Dayanışma Derneği, biz 3 yıl oldu işte derneğimizi açalı. Allah nasip etse 4. yıla döneceğiz. Evren kardeşimle zaman zaman görüşüyoruz, konuşuyoruz. Balıkesir'de şunu baştan diyelim, bu etkinlik yapılırsa ilk. Ben 48 yıldır Balıkesir'de yaşayan bir Elazığlı olarak. Evet. 48 yıl içerisinde daha ilk olarak böyle bir etkinliğimiz olacak. Şimdi derneğimiz bizim Akçay'dadır. Edremit Akçay'da. Fakat Akçay tabii bizim o etkinliğimiz burada çok zor olur. Hani kış olduğunu nüfus oranına göre. Evren kardeşimle konuştuk. Balıkesir Büyükşehir. Büyükşehir Belediye Başkanı ve benim kendi bulunduğum ilçenin Edremit Belediye Başkanımız. Mehmet Bey ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Akın Bey her türlü yardımı yapacağını söylediler. Derneğimize diyalogları güzeldir. İnşallah onlarla da işte bir irtibata geçeceğiz. Evren kardeşimle de tarihini ayarlayacağız. Onların müsait olduğu zaman da inşallah güzel bir etkinlik burada yapacağız ve buradaki dernek olarak da hemşehrilerimizin yanındayız. Biz zaten Elazığların bir elçilik görevi burada yapıyoruz. Yani biz burada Elazığlara elçilik görevi yapıyoruz. Şu an güzel. Hatta şunu da diyeyim, mesela bu ayın Temmuz'un 20'sinde bir Elazığ gecemizi, her yıl bir Elazığ gecesi yapıyoruz. 400 evet. kişilik bir gece yaptık burada. Güzel bir gecemiz oldu. Hatta sağ olsun şimdi Elazığ ürünleri derken Elazığ ürünlerini getirdik. Gecemizi hani yemek değil de orcigimiz, basluğumuz, efendim anleblebimiz, adeş, aşvabiyer bunları. Sağ olsun Ticaret Oda Başkanımız İdris Alak kardeş başkanımız ürünleri bize temin etti. Onun aracıyla gönderdi. 400 kişilik güzel bir şeyle yaptık. Hatta orada yine Ali Cikli okul arkadaşım var benim. Ali Cikli başkanım, Allah razı olsun o desteğiyle. Güzel burada bir etkinlik yaptık. Şu an ben burada zaten Evren başkanımla konuştuktan sonra belli arkadaşlarla irtibata geçtim. Herkes de yani iş burada ilk olacak bir olay olduğu için herkes de böyle heyecanlı yani. Hasretle zaten dernekte zaman zaman otururken Elazığ Kapalı Çarşı'da işte numaralar var, arıyorlar. Oradan kargolarla sağ olsun gönderiyorlar. İnşallah güzel olacak. Evren kardeşim ve başkanım Hasbi kardeşime de hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar başkanım. Çok teşekkür ederim. İnşallah daha güzel başkanım. Bir ortam içerisinde olacak burada. Bir de Semra kardeşim şunu da demek istiyorum. Biz yaptığımız gecede Allah bin razı olsun Elazığ hemşehrilerimize. İşte birlik beraberlik bugünlerde. Şimdi birlik beraberlik nedir? Şimdi Evren kardeşim gibi oraya esnaf toprak buraya geldiği zaman buradaki Elazığlılar elimizden
esnaflara, onlara gece gündüz ne yapıp koşmam lazım, sahip çıkmam lazım. Bizim de derneklerimize sağ olsun burada bizim Elazığlı Ulovanşar sahibi Mahmut Özbürük abimiz ve Karatürk Makiner sahibi Genefit'te, Genefit köyünden bizim Necatik kardeşimiz sponsor olurlar. Bizlere kaynak şeyler gece. Çünkü buradaki hep emekli insanlar. Yaz oldu biliyorsunuz bütün hep yaşlı insanlar, emekler buraya geliyor. Yazın buraya kalabalık ama kışın burada olmadığı için Evren Başkan'la konuştuk. Evet. İnşallah Balıkesir'de bir şey diyeceğimiz tarihte belli bir tarihte ilk olacak ve ama da güzel de inşallah memnun olarak hemşehrilerimiz, esnaflardan memnun olarak ayrılıp gidecek. Biz de burada mutlu olacağız. Peki başkanım, çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun kardeşim, sağ olun. Şimdi Körfez'de evet. Sebra Hanım yine önemli bir şahsiyet. Hı hı. Ahmet abim, Ahmet evet. Bey. Çünkü telefon istişarelerimizde genelde bu herkeste bu değişmez bir kavramdır. Evet. Telefondaki sana olan samimiyeti, cana yakınlığı, hakikaten böyle işin ucundan tutma çabası bir kişi de varsa bunu zaten telefonda siz sezersiniz. Evet. Karşı karşıya gelmeseniz bile. Yani az çok kafanızda bir şey oluşur. Tabii, o duygu geçer zaten o karşı tarafa. O duygu geçer. Dersin ki ya bu bayan veya bu kişi, bu adam hakikaten samimi. Ahmet abi de onlardan birisi. Evet. Bu organizasyonu kendisine anlattığım zaman hay hay dedi. Memnuniyetle dedi. Hı hı. Şöyle anıları da bir kesit olarak paylaşıyorum. Samimi bir insan. Bölgeye evet. de hakim. Coğrafyayı çok iyi bilen. 45 yıldan bahsediyor hı hı. zaten fark ettiyseniz. Balıkesir'de de çok güzel bir oluşum içerisindeler. Sık sık etkinlikler de düzenliyorlar. Tabii, biz Tarihi Kapalı Çarşı Derneği olarak seve seve her zaman destekleyeceğimiz derneklerin başında geliyor. Kendisine selam olsun. Kasım'ın sonuna da Balıkesir'i Körfez'e bir merhaba diyeceğiz değil mi İnşallah. Başkanım? İnşallah. Zaten İlk olacak Mersin evet. gibi yine çok önemli. Bir şey var. Çünkü ilk olması da biraz daha fazla titizlik gerektiriyor. İnan ki bu her yerde şart titizlik. Tabii. Hata yapma şansımız yok. Evet, aynen. Bazen tökezliyor muyuz? Hı-hı. Oluyor, yoruluyoruz çünkü. Tabii ki de. Ama yine Balıkesir'in ilk olması. Bakalım bizi neler bekliyor? İnşallah güzel şeyler olur efendim. Şey, İnşallah. Balıkesir gibi şöyle bir şey vardır. Mesela bazen işte dışarıdan giriştiniz falan, fuar yaptınız, Elazığ tanıttınız da niye bize yok? Ya bazen yetişemiyoruz. Yetişemiyoruz gibi. Evet. Yani gönül ister ki Samsun kafamızda var. Gönül ister ki Konya kafamızda var. Bu illeri de düşünüyoruz. Bunların haricinde Tekirdağ'ı düşünüyoruz. Özellikle de Çorlu'da bir etkinlik olabilir. Evet. Zamanla mücadele edersek, başarılı bir süreç geçirirsek inanıyorum ki oralara da gireceğimizden hemşerilerimizin şüphesi olmasın. İyi olur inşallah. İnşallah. Evet, ürün konusunda da şöyle bir şey vardır mesela. Arzı talep meselesi bazen işte yetişmiyor. Misal veriyorum şimdi beyefendiye diyoruz da hanımefendi işte bize ürün tedarik yapan arkadaşlara bazen diyor işte benim üzüm kotam bu kadar. Ancak bu kadar mı yapabiliyorum? Evet. Diğerine söylüyor benim kotam bu kadar. İnanır mısın? Ben de fuarlar yüzünden daha artık yani Elazığ'da neredeyse insan üzüm yiyemeyecek şeye geliyor. Tıpkı şey gibi hani deprem zamanında işte Elazığ'da biz fırından ekmek alamıyoruz işte. Evet. Bir olan tane alın. Zaten biz hani çarşı değil. Ama şu an tedarik olarak konusunda sorunumuz yok çok aynen. şükür. Çünkü artık o düzen oturduğu için haliyle üreticilerle iletişimi daha iyi sağlıyorsunuz. Ne kadar ürün almanız gerektiğini istişare ediyorsunuz. Ya bir de Semra Hanım emeklerinin karşılığını vermeye başladık. Veriyoruz. Tabii, çok güzel. Yani şimdi götürüp de köylünün malını sen öldürdüğün vakit bu iş yürümez. Bunu yıllarca söylüyorum ben ekranda. Sen gidip de köylünün
eşbabiyesini değeri 100 lirayken 20 liraya alırsan o kadın sana seneye bunu vermez. Tabii. Sen onun karşılığını vermek bazen zorundasın. Bazen işte teyzeler geliyor. Misal veriyorum. Yani bir ürünün işte satış değerimiz vardır. Teyze geliyor işte hani bazen işte düşünüyoruz ya bu sadece bu kadını getirebildiyse bazen satış fiyatımızdan bile çok yükseğe alıyoruz. Niye kendisi mağdur olmasın? Tabii ki. Evet. Yani ciddi ciddi yani misal veriyorum işte bir kilo reyhanı biz 500-600 liraya satıyorsak teyze geliyor işte bu kadar emek vermiş, tek tek yapraklarını ayırmış. Teyze ne kadar veriyoruz? İşte 1000 lira. Bazen işte ondan aldığımız ürünü de biz parayla satmıyoruz. Çok müşterilerimize hediye ediyoruz. Hediye veriyorsun gidiyor gibi. Yani onun biz çok dikkatli şey yapıyoruz. Bir de dediğim gibi köylü işte ürünü getiriyorsa onun emeğin karşılığı tüm esnaf vermeli. Belki de olan esnafın bütçesi bayağı fazla olabilir ama o şöyle düşünmesi lazım. İşte belki de bu köylü bir yamayı da onunla kapatacak hesaba getiriyor düşüncesini bence uygulaması gerekiyor. Evet. Peki efendim şunu da sormak isterim. İl yöneticilerinden destek alıyor musunuz? Hayır kesin. Neler yok, biz yapılıyor almıyoruz. Bu noktada? Madde olsun, manevi olsun. Manevi olarak sağ olsun. Geliyoruz. Çoğu kişi sahip çıkıyor. Fakat madde olarak biz biraz kafatasımız bu yönde ters çalışıyor. Yani biz kimseden bir şey isteyemiyoruz. Ya mantığımız şu. Şimdi biz birer taciriz, işletmeciyiz. Evet. Gidip ürünlerimizi herhangi bir pazarda satacağız. Satışını gerçekleştireceğiz. Bunun kar marjinali kime ait? Bize ait değil mi? Biz şimdi parayı kazanacağız. Gidip Elazığ Belediyesi'ne diyeceğiz ki bize 3 tır ver. Buna hakkımız yok. Senin hakkını aldım ben. Veya valiliğe efendim bize 2 tır verin. Evet verecek mi? Verir vermez tartışılır. Fakat inan buna da hakkımız yok. Çünkü orada parayı kazanan biz tamam emek veriyoruz, gidiyoruz, çaba gösteriyoruz. Yani gidip de herhangi bir kamu kurumunun yormanın anlamı yok diye düşündüğümüz için istemiyoruz. Ama şöyle bir şey. Efendim şimdi bir bağlantımız daha var. Elazığlıların da yakından tanıdığı tiyatro sanatçısı Abdullah Şekeroğlu bizlerle. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı başlıyor. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Vallahi Elazığ tanıtımına katkı sağlayan biri olarak. Konuklarınıza dernek başkanımız Aslı Bey ve yardımcısı Evren Sesli kardeşime ve size Serpil Hanım iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Memleketime, bizi izleyen tüm dostlara, tüm hemşerilerimize sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Vallahi iyi yapıyorlar. Geçen yıl demeyeyim de daha ondan önceki yani bu yarışın başlarından itibaren ben birlikte olmaya çalıştım arkadaşlarımla. Gayet ciddi bir çalışma, ciddi bir uğraş. Evet. Bu mesela ilk önce bunlar ne yapıyor gibilerden bugün laf takvim vermeye başladı. İşte bu tarihlerde bizde olursanız, bu tarihte bizim şehirde olursanız gibi. Bu da büyük bir başarı. Evet. Tabii ki eksiklerimiz olmadı mı? Oldu. Ama her geçen gün profesyonelliğe daha bir yakın adım attılar arkadaşlar. Evet. Yani zaten bu işin en başında hijyen konusu geliyor ki o arkadaşlarımızın olmazsa olmazı ona dikkat etmek. Evet. Artı en güzel tarafları da yani orjik, pestil, tereyağı, peynir, yöresel gıda ürünler yanı sıra onu kendi kültürümüz eşliğinde yabancıya sunabilmek. Evet. Yani o kadar güzel bir format hazırlanıyor ki yani inanın aynı şehirde oturan bırak hemşehri abi kardeş biz gidince birbirlerini görüyorlar. Evet. Gerçekten yani şimdi mesela eskiden ben kendimi anlatayım. Televizyonda hava tahmin raporunda Elazığ ismi geçse ben duygulanırdım, gözlerim yaşarır. Evet.
bu Elazığ ismi geçti. Ulan ne yakarsa yaksın da bundan sonra. Böyleydi. Ama şimdi Elazığ sağ olsun arkadaşların sayesinde topluyor, derliyor, doğru hemşerilerin ayağına, yanlarına diyelim. Götürüyor, huzurlarına çıkarıyor. Gayet güzel temizleyip, yani bazen duyuyoruz, sakın ha panayırcılıkla falan bunlar bağdaşmasın. Ben sahnede olduğum için yukarıdan gözetliyorum. Yukarıdan, sahneden aşağıya doğru baktığınız zaman sanki bizim Kapalı Çarşı'yı düşünün, bu PTT tarafına da sahne kurulmuş. Evet. Öyle bir hava estiriyor. Yani bu gibi çalışmalar. Evet. Gayet güzel ama Evren Bey'le de Hasbi kardeşimle de başkanla da görüştük. Bunun yanı sıra tabii yeniliklerle de, yapacakları yeniliklerle de daha cazip hale getireceklerini umuyorum ve bekliyorum. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Teşekkür en azından sevgiler, saygılar. Aynen. Hayırlı çok akşamlar, Allah'a emanet olun. Evet. Şimdi Semra Hanım, diyorlar ya, yaş geçti ama işi bitmemiş. Böyle bir tabir var. Evet. Abdullah abi de onlardan birisi. Yani bugün baktığın zaman 65'e dayandı. Allah ömür versin. Yani biz bu yaş aralığındayken artık daha böyle dermanımız kalmıyor. Yoruluyoruz o fuarlarda. Evet. Yani o sahnenin iyi yönetilmesi için başından sonuna kadar, son dakikasına kadar işini takip eden çok önemli bir şahsiyet. Abdullah abinin iş disiplinine ben hayranım. Yani o sahneyi bırakıp da hatta bir gün yemeğini unutmuşuz. Adamın da şekeri çıkmış. Evet. Biraz da kızmış bize doğal olarak. Düşünün, yemek yememiş ama işini bırakmıyor. Yani o sahneyi bırakmıyor. Gelen misafirleri karşılıyor, esprileriyle insanlara hitap ediyor. Kendisine çok teşekkür ederiz. Şimdi vakit daraldı galiba. Evet, evet, şöyle aynen Kubilay öyle. Ama şunu da sormak istiyorum. İl dışında düzenlenen fuarlarda esnaf, müşteri arasındaki iletişim nasıl oluyor? Ona da değinirseniz. İşte şöyle bir şey vardır. Zaten biz gittiğimiz zaman bazen işte hani böyle saatlerce müşterinin yanımızdan ayrılmadığını görüyoruz. Sen o kadar işteyiz ki. Yani sahneden gitmiyor ya. O kadar samimiyiz ki. Bir bakıyoruz evde yemek pişirmiş bize getirmiş. Çay pişirmiş bize getirmiş. Tabii. Yani Elazığlı olsun ya da olmasın. Aynen, hiç fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Ya diyor işte, siz misafirsiniz. Görünce, evet. Ya işte akşam yerimize misafir karım evi yakınsa çay getirir, kahve getirir. Bir de şöyle bir şey var abi. Daha fuarın ilk günü, fuar daha yeni başlamış, diyor ki bir daha ne zaman geleceksiniz? Bir daha ne zaman geleceksiniz? Güzel. Aynen, yani yeni gelmişiz zaten. Şey diyor ki, ben diyor eşim diyor falı ağırlaştı diyor. Ben diyor bunları bırakayım diyor, komşumu da alıp geleyim. Ama dediğim gibi yani Elazığ sadece ürün tanıtmıyoruz. Elazığ'ın yani hani özverisini, Elazığ'ın samimiyetini, Elazığ'ın iştenliğini, sadakatini. Evet. Yani öyle bazen işte hani ağlamaklı gözlerle bile hani terk ediyoruz sahayı. O kadar sanıyoruz ki şimdi ondan sonra işte geliyoruz eve, arıyorlar. Ne yapıyoruz? Kavuşabiliriz mi? Gidebiliriz mi? Bir daha ne zaman geleceksin Evren sesinin dediği gibi. Evet. Yani ama demin bahsettin işte kurumların size desteği falan. Biz zaten hani kurumların desteği değil de bize sadece Elazığ tanıtımı için gereken hani ne bileyim yani böyle işte altyapı sunmalarını sadece istediğimiz bu. Misal veriyorum işte Elazığ sporumuzun şeyi vardır. Evet. Zaten bizim varımız yolumuz bir Elazığ sporumuzdur. En azından hani dedim yani bir belediye işte hani bütün çalışanlara Elazığ formasını verebilir işte. Ya da valilik böyle Elazığ'la ilgili bir tanıtım tişört falan hazırlayıp işte sunabilir. Evet. Yani bizim amacımız maneviyat. Başkanım keseceğim ama şimdi programa katılmak isteyenler de fazlasıyla var. Tekin Bulut abimiz bizlerle. Efendim iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar Semra kardeşim. Nasılsın Tekin abi? Seni herkes tanıyor, tanımayan yoktur hem Elazığ'da hem il dışında.
Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Evet, şimdi sen de hem sesinle teşekkür ediyoruz. Hem sesinle hem de enerjinle fuarlar olsun, düğünler olsun ayrı bir hava katıyorsun. Şimdi Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı da başlıyor. Bu noktada neler söyleyeceksin? Yani ben özellikle sizin şahsınızda, televizyonumuzda değerli kıymeti başkan ve başkan yardımcımızı ağırlamaktan onur duydum. Çok da memnun oldum. Evet. Ben de Aslı Başkan ve Evren kardeşim başkan yardımcısı onlarla birlikte 2-3 yıl oldu çalışmaya başladım. Hakikaten evet. Çok keyif alıyorum. Özellikle ama Evren kardeşime şunu hatırlatayım. Abdullah Hoca daha 65 olmadı biraz daha. Bu meseleyle hakikaten ben bu başkan ve başkan yardımcı bu ekibin içinde olmaktan çok keyif alıyorum. Çok çok güzel çalışıyorlar. Hakikaten yani hangi ile gittikse buram buram Elazığ'ı yaşatıyorlar. Biz de yaşıyoruz, biz de yaşatmaya çalışıyoruz. Ama onlar evet. Ürünleriyle, yöresel ürünleriyle bizler de bir nebze kısa sesimizle beraber katkı sağlıyorsak ne mutlu bana. Evet. Gerçekten ben bir tabir kullanıyorum bunlara. Bunlar fuar doktoru. Ben böyle Evren'e Aslı kardeşim de dahil olmakla beraber yaptıkları işi görünce hakikaten diyorum bunlar fuar profesörü. Evet. Deyim yerindeyse bu. Çünkü işlerini çok özveriyle yapıyorlar. Dışarıda olan Elazığlılara ürünleri kavuşturuyorlar. Yani ben gerçekten buram buram Elazığ yaşıyoruz gittiğimiz yerde. Onlar evet. Olmaktan ben de bir şey düşerse üstüme bir görev düşerse onlara yardımcı olmaktan onur duyarım. Peki, çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Tekin abi bağlandığın için. Teşekkür ederiz. Rica ediyorum. Hayırlı akşamlar. Biraz geç oldu program saatimiz. Evet. Hayırlı akşamlar diye ancak kavuşabildim. Sen ve senin şahsında kıymetli iki dostuma hayırlı akşamlar diyorum. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Fuarcılar ile gideceğimiz ildeki insanlar fuarları takip etsinler. Bu sene evet. Herhalde gümbür gümbür geliyorlar. Aynen de öyle. Çok teşekkür ediyoruz Tekin abi. Hayırlı akşamlar dilerim. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Tekrar evet, şöyle Tekin abi de fuarların vazgeçilmez ismi. Bağlanırken ben de hemen Tekin abi işini seven kişilerden birisi. Evet. Yani meslek aşkı deriz ya evet. Semra Hanım. Mesleğini seven kişi her zaman başarılı olur. Tekin abi de bunlardan birisi, önemli bir şahsiyet. Ya bir de Tekin abinin şu huyunu seviyorum Semra Hanım. Evet. Bizi hiç yormuyor. Yani bizi hiç yormuyor. Bir bakıyorsun ki program saati belli veya değil. Uçağa biniyor, uçaktan iniyor, uçağını gidip otelini buluyor kendisi. Evet. Çözüm odaklı böyle. insanlara, daha doğrusu bizlere bir tantanada, bir kargaşada olduğumuzu bildiği için evet. Hep üzerimizden yük alan bir isim. Evet. Şimdi bir telefon bağlantımız daha buyurun. Var. Programımızın sonuna geliyoruz. Kocaeli Elazığlılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Kubilay Kılıç bizlerle. Efendim hayırlı akşamlar. İyi akşamlar Semra Hanım. İyi akşamlar Evren Bey. İyi akşamlar başkanım sağ olun. Başkanım size de iyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı ile ilgili konuşuyoruz. Takip ediyorsunuzdur bu noktada. Neler söylemek istersiniz bir Elazığlı olarak? Evet, geçmiş dönemlerde biz Kocaeli'de tabii hemşire dernekleri içerisinde standlarda bu işi yapmaya çalışıyorduk ama tabii kendi imkanlarımız dahilinde. Ama Evren Beylerin bu oluşumları ciddi bir oluşum, kolay bir şey değil. Evet. Ürünlerin toplanması, lojistiği ve bize ulaştırılması taze bir şekilde bunlar ciddi bir iş. Bu bir gönül işi. Teşekkür evet. Ediyorum kendilerine. Elazığ kültürünü, musikisini bu arada bize yaşatmış oluyorlar. Evren Bey zaten geçen yıl geldi, ziyarette bulundu bize ama zaman kısıtlı olduğu için yetiştiremedik. İnşallah bu dönemde bir şeyler yapacağız. Bize desteklemek düşer. Tüm derneklerin desteklenmesi gerekiyor. Evet. Çünkü büyük bir emek var ortada. Yani destekten başka bir şey demiyorum. Birlik beraberlik önemli. Kesinlikle. Aynen öyle değil mi? Başka evet. Bir tür programlar birlik ve beraberliğin daha çok aşılanması açısından da önem taşıyor. Tabii. Yani ciddi bir oluşum bu. Ticari bir oluşumdan öte bir oluşum. Gönül evet. işi bu. Yani hizmet işi. Az çok ben de ticaretle uğraşıyorum. Yani hem oradaki tedarikçilerin kazanması açısından evet. Bize ulaşması, sağlanması. Herkes kazanıyor. Kazan kazan modeli gibi. Tabii dernekler bir
gerçek var ortada. Ciddi bütçe harcamak zorunda bütün etkinlikler yapılması için. Evet. Bundan dolayı da teşekkür ediyoruz hepsine. Peki. Çok teşekkür ederiz başkanım bağlandığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Efendim programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Başkanım size başlarsak şöyle. Benim anlatmak istediğim fazla bir şey yoktur zaten. Hep herkes buyuruyor. Hem il dışındaki hem buradaki Elazığlılar neler söylemek istersiniz? Ben bir kapalı çarşı başkanı olarak zaten her zaman dediğim gibi kapalı çarşı. Benim için artık bir sevdadır. Niye? Çünkü bizim yani tarihimizdir, kültürümüzdür, aynamızdır, felsefemizdir kapalı çarşı. Evet. Yetkilerin daha çok kapalı çarşıya yani daha bakışların anlamı ya da ifadesi. İşte belediyemizin yani kültür, turizm, il müdürlüğümüzün, valiliğimizin, odalarımızın, borsalarımızın. Çünkü bu bir kıymettir. Biz bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Evet. Allah korusun yani kapalı çarşının başına bir iş gelirse yani biz kökten yetim kalırız. Onun için de şöyle bir şey vardır ki gerçekten yani hani emniyet olarak da kapalı çarşının biraz sıkıntıları var. Sıkıntı dediğim gibi yani güvenlik olarak da bayağı açığımız vardır. Sadece kapalı çarşının ne bileyim yani anlam ve ifadesini daha çok bilinmesini talep ediyorum. Dediğimiz gibi kaliteli hizmet, kaliteli ürün, kaliteli müşteri. Onun için tek felsefemiz bu. İnşallah kimse bize kırılmaz, darılmaz. İnşallah. Dediğim gibi çarşının çocuğuyuz, çarşıda büyüdük. Çarşımızın da ne bileyim yani en iyi şekilde temsil edilmesi İnşallah. İçin elimizde ne gerekiyorsa yaparız. Bütün Elazığ halkına, dışarıdan bizi seyreden herkese de hayırlı akşamlar diliyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Nice programların daha çok başarılı geçmesini temenni ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun başkanım. Evren Bey, siz son olarak neler söyleyeceksiniz? Hemen şöyle hızlı koşayım. Semra Hanım, aslında Kubilay Başkan çok önemli bir nokta değindi. Bu tür organizasyonlar yüksek maliyette olduğu için hakikaten yapmak çok zor bir mesele, çok külfetli. Bizim buradaki derneklerimize en büyük artımız biz hiç kimsenin elini cebine atmasına müsaade etmiyoruz. Bakın onlardan talep geliyor. Ya biz de şunu yapalım, biz de bunu yapmalıyız. Biz hiç müsaade etmiyoruz. Ya hem gidiyoruz, adamlar 4 gün boyunca bizi misafir ediyorlar, bağırlarına basıyorlar. Bir de tutup da ya şuradan 5 lira ver, 2 lira ver. Bunu yapmıyoruz, yapamayız. Biz kazandığımız için tamamıyla finansını kendimiz sağlıyoruz. Bağlanan, beni kırmayan bütün büyüklerime, bütün başkanlarıma çok teşekkür ederim. Size de aynı şekilde. Bizler teşekkür ederiz. Geliyoruz, başarılar bakalım diliyoruz. İnşallah. Çok güzel geçer bütün fuarlar. Değerli izleyenler, Fırat Masası programını buradan noktalıyoruz. Başka konu ve konuklarla tekrardan görüşmek dileğiyle. Esenlik.